Merhabalar, Güne Bakış'ta karşınızdayız. Önce piyasalara ilişkin ayrıntıları konuşacağız. Ardından Türkiye ve Dünya gündemine ilişkin ayrıntıları da konuklarımızla birlikte tartışacağız. Bu bölümde Mehmet Taylan'la birlikteyiz. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı. Mehmet merhaba. Merhabalar Güne. Şimdi hafta sonundan beri piyasa oldukça... E Oynak diyeyim volatilitesi çok yukarıda. Dolayısıyla fiyatlamaların çok sağlıklı olduğunu herhalde şu aşamada söylemek mümkün değil. Ama geleceğe dair bir projeksiyon kurmaya kalksan nereden başlarsın? E, tabii bu birkaç gündür oynaklık devam ediyor ve biraz daha devam edeceğe benziyor. E, henüz piyasa oturmadı. E, cumartesi sabaha karşı yaşadığımız Merkez Bankası Başkanı değişikliğiyle beraber e, ekonomi yönetiminde yönün ne tarafa doğru gideceği konusunda özellikle yabancı yatırımcılardan e, oluşan belirsizlik oynaklığı destekliyor. Dolayısıyla e, ama merkez bankası başkanı değiştiği halde merkez bankasından gelen e, açıklamalar, e, maliye tarafından yapılan açıklamalar, e, ekonomi e, yönetimi tarafından yapılan açıklamalar bir politika değişikliğine gidilmeyeceği yönünde. Dolayısıyla sıkı bir politika duruşu e, sergilenmeye devam edeceğini, yani ortodoks politikaların terk edilmeyeceğini bu cümleden çıkartırız. Orada da şu soru gündeme geliyor, madem politika değişikliğine gidilmeyecekti neden başkan değişikliğine gidildi? Aynen Mine şimdi Mehmet'le değil de Türkiye'ye yatırım yapan yurt dışındaki bir trader olan Michael'la konuşuyor olsak Michael'a bunları anlatmak çok kolay değil. <laughs> e, orada e, işte, yapılan e, hareketlere ve, ve daha önce verilen sözlere bağlılığın önemli olması e, ve bunların aksiyona dönüştürülmesi önemli. E, yaratılan değişiklikle beraber bütün ekonomi politikasında soru işaretleri e, ortaya çıktı ve bu soru işaretleri açıkçası dünyadaki e, ters bir zamanda e, gerçekleşti. Amerika'nın yıllıklardaki yükseliş, diğer gelişen ülkelerdeki bu yükselişe bağlı faiz arttırmaya başlama e, tamamen e, gelişen ülkelere yönelik e, soru işaretlerini de arttırdığı bir dönemde denk geldi ve öyle olunca da bu hareketleri yaşadık. Hı -hı. Bir miktar daha da sinceha benziyoruz çünkü. Piyasada gördüğümüz hareketler, özellikle swap oranlarındaki artış, borsa tarafındaki yabancı yatırımcılardan gelen yoğun satış halen devam ediyor ve şu an için bitmedi. Şimdi FED tarafından da açıklamalar geliyor. Bir taraftan yani yurt dışında onları takip edeceğiz, bir tarafıyla... E, ...içeride nasıl bir kabine değişikliği olacak, e, ekonomi yönetimi kimde kalacak e, gibi sorular var. E, o tarafta da bir e, fiyatlama hareketi e, olacaktır e, herhalde. An İtibaren şöyle bakayım, döviz tarafında dolar TL'de geldiğimiz nokta 8 seviyelerine yine e, yakın bir yerde duruyor. 7.96'dayız 0.36'lık bir yükseliş var. Borsa tarafı çok hareketli, borsa tarafında... E, yani benim bu kadar oynak mesela banka hissesi gördüğüm bir dönemi hatırlamıyorum. Dolayısıyla buradaki yatırımcıyı o 1 milyon yatırımcı vardı 2 milyona çıktı diye konuşuyoruz ya hep. Oraya gelen yeni yatırımcılar özellikle bu konuda hani tabiri caizse acemi yatırımcılardı. Yeteri kadar finansal okuryazarlığı olmayan yatırımcılardı. Şimdi bir şekilde onları... Ve daha da önemlisi yine burada bu son gelen yatırımcılar hep piyasanın yükseliş trendinde olduğu dönemde evet. geldiler. ve Bugüne kadar bu son harekete kadar piyasada bu tür bir ortam görmediler. Açıkçası hani bizim gibi 2001'i görmüş, 98 krizini görmüş, 2008'i görmüş insanlar. Hani %10 oldu endekste düşüş bir ara 9.7'lere geldi. Biz daha ben daha öncesinde yüzde on gün içinde gördüğümü hatırlıyorum düşüş olarak 2008'de. Hani e, bu yatırımcıların bu tür dönemlerle ilgili herhangi bir tecrübesi bulunmamakta maalesef ve hep yükselen e, bir ortamda yatırım yaptılar. Onun için hani e, en önemli dezavantaj da bu. Bir de bir önemli dezavantaj da tabii özellikle pazartesi ve salı günü için söylüyorum o panik dönemi için söylüyorum. Orada önemli oranda yeni gelen yatırımcı piyasanın sürekli kar yazılacak bir yer olduğunu düşünmeye başladığı için yanlış bir şekilde elindeki paranın haricinde pozisyonları krediyle de açtıklarını gördük. Dolayısıyla hem o kredili pozisyonların kapatılması Aracı kurumların, banka yatırımlarının, e, reysen satışlarının olmak mecburiyetinde kalması e, böyle bir durumun olamayacağını düşünen yeni yatırımcıyı fazla fazla hırpağıdı. Onların bir kısmı da hatta e, tahmin ediyorum sistemden çıktı şu anda. Çünkü çok küçük paralarla e, girenleri de vardı. E, şimdi biraz onları korumak tabii, üzere ne yapmak gerekiyor orada, onu konuşalım. Orada tabii bir de e, hani aracı kurum sisteminden kredi kullanmayıp bankadan kredi çekip e, bunu e, bu sisteme getiren yatırımcılar da var. E, ve bu e, açıkçası özellikle halka arzlar için bunu yapıp halka arzdan da para kazanınca o krediyi içeride tutan yatırımcı da var. Onların durumu daha kötü çünkü aracı kurumdan kredi kullananlar SPK tebliğlerine e, ve düzenlemelere bağlı olarak e, belli noktalara geldiğinde aracı kurumlar tarafından e, Kapatılıyor veya o noktaya daha ulaşmadan yatırım danışmanları aracılığıyla biz o müşterileri uyarıyoruz. Hı hı. Ee, ama dışarıdan kredi kullanıp özellikle bankadan, KMH'den, tüketici kredisinden para çekip piyasaya gelen de çok insan var. Onların durumu daha korumasız gibi geliyor bana. Şimdi e, onları korumak açısından ne yapmaları e, gerektiğine dair böyle bir e, fikir e, jimnastiği yapalım diyorum. Yani ben hep şunu söyledim. Bir kredili iş yapmamaya çalışın mümkün olduğunca. E, çünkü kredi sizin paranız değil. Öz kaynakla dönebilirsiniz, e, dönersiniz. İşte bu yan kağıt tabir edilen kağıtlar yerine e, endeks kağıtlarında olmayı tercih edin. Bilmediğiniz hisseyi, e, şirketin ne iş yaptığını bilmediğiniz kağıdı almayın mutlaka araştırın temel analiz, teknik analiz önemlidir evet ama teknikten daha yani temel büyüktür teknikten diye mümkün olduğunca anlatmaya çalışıyorum. Önce temel sonra teknik Tabii. her zaman geçerlidir. Önce temeli bileceksiniz yatırım yapacağınız, şirket ne iş yapıyor finansalları nasıl ne yöne doğru gidiyor bunları bileceksiniz. Ondan sonra teknikle alım satım zamanlamasını yapacaksınız. İkisi ayrılmaz ama senin de dediğin gibi temel her zaman önceliklidir. Teknik analiz daha çok alım-satım zamanlaması için kullanılır ama bu yatırımcılara özellikle demin senin söylediğin bu krediyle işlemden kaçının, kredi ve kaldıraçtan eğer bir yatırımcı stop almayı yani zarar kes alma alışkanlığı yoksa hiçbir şekilde kredi veya kaldıraç kullanmamalı. Burada yok tarafında da kaldıraçlı işlemlerde bütün parayı teminata atıp e, teminatın tamamıyla pozisyon alma alışkanlığı da görüyoruz gibi oldukça tehlikeli. E, Orada zaten pozisyonların çoğu kapanmış vaziyette şu an. Bir de çok klasiktir ama bir sepet e, yapılması gerektiğini zaten hep söyleriz. Aynı grubun farklı kağıtlarının bir sepet oluşturmayacağını da aslında altını çizmek herhalde bu aşamada fayda var. E, bugün Perşembe malum e, merkezden. İstatistikler geliyor. Yabancılar geçen hafta 60 milyon dolarlık hisse almışlar. Bir önceki e, dönemde bu 118 e, milyar düzeyindeymiş. 118 milyon dolar düzeyindeymiş özür dilerim. Evet, milyon ederim. dolar çıkıştı. E, artı geldiyse rakam e, 8 hafta sonrasında ilk defa bir e, para girişi olmuş. Evet diğer taraftan tahvil tarafına bakıyorum 427 milyon dolarlık tahvil alımı var yabancı tarafta bir önceki rakam burada 126 milyon dolarlık bir e, satış imiş. Nasıl değerlendirirsin? Şimdi tabii yabancının tabii. tavrını konuşmak için e, biraz erken e, özellikle fiyatsız ordinaların geldiği de düşünülecek olursa e, hafta başında e, piyasaya evet. buralar bu açıklanan artık... rakamlar tamamen Merkez Bankası değişikliği öncesi olan rakamlar tabii. ve şu an e, hani bir sonraki perşembeye bakmak için, lazım onu. E, senin söylediğin rakamlara bakarak da Merkez Bankası'nın alacağı aksiyona yabancının tepki gösterdiği ve hisse tarafında 8 haftadan sonra ilk defa alıma geçtiği, bono tarafında da alış hızını arttırdığını e, görüyorum. Hı hı. E, ama maalesef e, bu son değişiklik sonrası piyasadaki aksiyonla beraber burada bir e, tersine dönüşü göreceğiz e, diye düşünüyorum. Yani gelecek haftaki perşembe günü açıklanacak istatistikler aslında yabancının e, tavrı ne olduğunu aynen. gösterecek. Peki şimdi burada e, yabancı çıkıyor diye biz de dükkanı kapatıp çıkmayacağız sonuç itibariyle. E, dolayısıyla orada şunu soracağım. Çok aşağıya gelmiş olan özellikle bankacılık endeks açısından soruyorum bunu. Yeniden bir alım fırsatı yaratır mı? Burada e, işte kriz denilen hikaye bir fırsata döner mi? Muhakkak yaratacak ama yine bir, bir miktar daha beklemek lazım. Özellikle e, iki büyük bankamızdaki yabancı satışının e, sonlandığını görmemiz lazım. Tabi burada satışların hepsi e, yabancı satışı ve miktar bu şekilde gözüküyor ama bir miktar işlemin de ben e, yurt dışında yükselen swap'ları ödemek istemeyen yatırımcının e, hisse açığa satıp kendini vadeli işlemlerle hecederek TL yaratma hareketleri olduğunu da görüyorum. Bunu daha öncesinde 2018 yılındaki swaplardaki zıplamada da görmüştük. Ee, özellikle bir kısmı da bu. Ee, onun için hani gerçek yabancı satışı bittiği anda ve swaplar normale döndüğünde bir miktar bu swap ödemek istemeyip TL yaratmaya çalışan yatırımcının da bu pozisyonları kapatmasıyla beraber e, bir miktar alış göreceğiz ama bunları görmeden önce e, konuşmak çok erken son yabancı raporlarını nasıl değerlendiriyorsun? Ee, şimdi e, tabii Michael burada olanı bir anlamıyor. anlamıyor. E, Michael burada e, Merkez Bankası'nda e, geçtiğimiz yıl sonunda ve ekonomi yönetiminde yapılan değişiklikle beraber bu ülkeye inanıp buraya yatırım yaptı ve çok pozisyon açtı. E, Amerikan 10 yıllıklardaki faiz yükselişiyle beraber e, gelişen hareket Merkez Bankası'nın Aksiyon alacağını e, anlaşılması ve beklentisinin yerleşmesiyle beraber tekrardan pozitife döndü, tekrar bir yatırıma geldiler ve sonrasında iki gün sonrasında böyle bir hareketle karşılaşınca tabi e, algılamakta güçlük çekiyorlar. O yüzden hani bundan sonrasında da böyle mi devam edecek, e, nasıl bir aksiyon olacak açıkçası yurt dışı tarafta özellikle Michael'da kafa karışıklığı çok yüksek ve Uzunca bir süre e, aksiyon görmeden burada laf değil aksiyon görmeden e, tekrar geri geleceklerini düşünmüyorum. Oradaki aksiyon ne olacak peki? Tabii buradaki aksiyon e, şimdi merkez bankalarının hep bir e, bütün dünyada e, bütün dünyadaki merkez bankaları için bu geçerli hep bir cümle vardır. Gerekmesi durumunda daha sıkı politikalar uygulanacaktır. Şimdi burada sıkı politika mı uygulayacağız e, yoksa bu sıkı politikadan geri mi döneceğiz? Mesela ilk toplantıda piyasada bir 100 bas puan faiz indirimi konuşulmaya başlandı. 100-100 iki toplantıda toplamda 200 civarında bir beklenti oluşmaya başladı. E, böyle bir durum söz konusu olursa e, açıkçası e, şu son birkaç gündür yapılan e, söylemler boşa çıkacak. Michael için söylüyorum. Bu doğrudur veya yanlıştır değil. Ben burada tamamen hani Michael'ı kullanma sebebim de yabancı yatırımcının bakış açısının daha iyi anlaşılması e, amacı. Yapılan doğru veya yanlış değil. Onu söylemeye çalışmıyorum. Ama bu bakış açısı ve aksiyon görüp tekrardan inanma sürecinin e, gerçekleşmesi biraz e, zaman alacak. Şimdi Amerika tarafında da Fed'den açıklamalar e, var. 2022 yılı içerisinde bir faiz artırım sürecine e, başlayabileceklerine dair Powell'dan e, bir açıklama mesela geldi. E, nasıl Açıkça, açıkçası bu gelişen piyasaların hepsi için e, haber. riskli. E, bu ilk Amerikan oynalık faizlerdeki harekete Fed'in tepki vermemiş olması, Powell'ın bunu normal ve sağlıklı olarak karşılaması. Açıklamaların başında, bugünkü açıklamaların yayına girmeden önce okuduğumda da şeyi gördüm. Bu artış normal, tamamen bu pandemi sürecinden işte aşılama ve ekonominin normale dönmesi sebebiyle oluyor ve gayet sağlıklı şeklinde yorumlar açıkçası gelişen ülkeler için kötü haber. Şeye dönüp baktığımızda gelişen ülke endeksine de, hisse senetleri endeksine de baktığımızda Şubat ayındaki zirvesinden %10 aşağı gelmiş durumda. Evet. E Amerikan faizlerinin yükselmesiyle beraber Brezilya ve Rusya, ki biz de onlardan biriydik, gördüğümüz faiz arttırımları. E, hani hisse senetlerinde bu faiz arttırım ortamı sürdüğü sürece e, tekrardan o zirve seviyelere nasıl gidilecek? E, gelişen ülkeler için söylüyorum bunu. Açıkçası zor çünkü sen de çok iyi biliyorsun kimine değerlemelerde e, risksiz faiz oranı kullanılıyor. İşte Türkiye için bu risksiz faiz oranı 10 yıllık faiz işte Amerikan piyasasını hisselerine değerlerken Amerika'nın 10 yıllık faizi kullanıyoruz. Dönüp bizim 10 yıllık faize baktığımda bu hareketten sonra %13.5-14'ler seviyesinden e, 19'lara taşındık. Gerçi şu an baktığımda 18'lere kadar gerilemiş durumda ama e, buradaki e, faiz artışı, 4-5 puanlık faiz artışı zaten değerlemeleri %10-15 arasında e, törpülemiş vaziyette. Eğer bu faiz kalıcı olursa. Onun için bu e, Diğer gelişen ülkelerde de faiz arttığını söylüyoruz. Ee, Amerikan 10 yıllığı faizlerin artmasından rahatsız olmayan bir FED hani gelişen ülke hisseleri için bunların hepsi e, e, negatif haber. Sanki e, Şubat ayında işte gelişen ülkeler için en yükseği gördük e, gibi bir ortam söz konusu. E dönüp kur tarafına bakıyorsun. Gelişen ülke kur endeksinin de yılbaşından bu yana %1 e, eksi de yani gelişen ülke sepetinin kurlarının Yüzde bir değer kaybettiğini görüyorsun. Hı hı. Yani o yani bu ortam e, özellikle Powell'ın tahvil alımlarını azaltabiliriz cümlesi e, bu son açıklamalarında beni biraz daha rahatsız etti. Onun için hani bundan sonrasında bizdeki e, oynaklık veya e, belirsizlik diyeyim geçse bile e, genel olarak sanki gelişen ülke piyasaları için olumsuz bir havaya doğru ilerliyoruz. Şimdi 92.61'de e, dolar endeksi. Amerikan oyalıkları 1.60'larda, 1.60.50'de hatta. E, dolar TL'ye bakıyorum 7.96. Bir faiz indirim beklentisinden bahsediyorsun piyasa açısından. E, Amerika'da yükseleceğini söylediğin faizler Yükselen bir dolar endeksi, gelişmekte olan ülkelerde de yukarı yönlü bir faiz artışı varken nasıl burada faiz indirim sürecine girilecek? İşte Michael'ın e, anlayamadığı süreçte bu. E, hani O yüzden hakikaten faizin inmesi söz konusu olursa bizde e, geri gelmeleri çok daha uzun bir süreç alacak gibi geliyor bana. Döviz tarafında beklentin Hı. ne? açıkçası döviz tarafında şu an swapların yüksek olması kuru üzerinde bir baskı yaratıyor. Dün rahatlamıştı bir miktar swaplar ama bugün tekrardan bir yükseliş görünce bir miktar baskılıyor. Tabii bu swap tarafında yabancı pozisyonları netleşince orası niye yükseliyor? Çünkü pozisyon kapatmaya çalışan yabancı TL bulmak zorunda ki TL'sinden dövize dönsün, pozisyonu kapanmış olsun. O yüzden de bir yurt dışı TL ihtiyacı. Ki Biliyorsun bankalarda da bu swap pozisyonlarında e, sınır hala devam ediyor. E, yurt dışıdaki kapanacak pozisyonlar tamamen kapanana kadar biz bu swaplardaki hareketliliği Türkiye'deki faizlerle acayip oluşan marjı görmeye devam edeceğiz. Ne zaman ki bu pozisyonlar kapanır ve buradaki swaplar normal TL faizleri e, seviyesine gelir e, o zaman e, bu gerçekleşir. Onun için hani o olana kadar e, TL bulmadaki pahalılık nedeniyle dövizin üstünde oluşan baskı devam edecek. Ama bu netleşme sonrası e, dövizin gerçek yönünü anca o zaman göreceğiz. E, yani söylediğinden şunu anlıyorum. TL'ye sıkıştığı zaman e, piyasa her e, seferinde aynı yöntemi, aynı oyunu oynuyoruz biz. 2018'de de aynı şeyi gördük. Hani 2018'de de TL'ye yaratmak için geldiler. Burada hmm. 30 endeks hisselerini ödünç alıp sattılar. Hatta o gün 30 endeks kontratının teorik fiyatla farkı gün içinde %7'ye kadar çıkmıştı. Hmm. Ve bu %7 rakamı çok yüksek bir rakam. Ki bu tabanların çözüldüğü ve açığa satış yapılabildiği salı günü de biz burada %3,5 teorik fiyatın üstüne çıktığını gördük. Yüzde üç buçuk %3,5 ne demek? Mevduat denge olarak baktığınızda yüzde 45 ile 50 arasında bir faize geliyor, mevduat faizine denk geliyor. Hani oldukça yüksek bir rakam. Ama bu üç buçuğu niye ödüyor? Yabancı TL yaratmak için. Çünkü bu üç buçuk buraya ödemese swapta ödeyeceği dörtlerin üzerinde bir rakam. Onun Bunun için TL, denk TL TL mekanizmasını, TL yaratma mekanizmasını swaplar yükseldiğinde kullanıyorlar. Ama dediğim gibi bu pozisyonlar tamamen netleşmeden piyasadaki volatilitenin azaldığını görmeyeceğiz. Piyasadaki volatilite devam edecek. Yani TL'nin bulunmasını zorlaştırma ya da daha pahalılaştırma pozisyon kapatmanın önüne geçmeye çalışma e, işini bir tarafa koyalım. Bir de bu işin e, aslında hani e, ürküttüğün, yani attığın taş ürküttüğün kurban meselesinden bahsedelim. MSCI'nin e, içinde Türkiye'nin ağırlığı binde 4. Doğru muyum? Binde 4'te yabancı yani bu uluslararası fonların e, sadece binde dördünü e, yabancı düşünür mü? Çok umrunda olur mu orada ona ödediği e, faiz vesaire. Yeter açıdan, ki çıkayım mı der yoksa? O açıdan bakmak e, var. Bir de e, şöyle düşün her ülkeyi bir hisse senedi gibi düşün hı hı. önünde 30 tane hisse senedi var ve volatilitesi yüksek, devamlı bir problem olan onlar açısından gösterilen yönün tersinde hareketler yapılan bir hisse senedini tamamen ekranından silersin. Yani onun için senin dediğin doğru. Ben bir de bu, bu açıdan bakaraktan bu sözünü desteklemeye çalışıyorum. Açıkçası Son e, harekette e, buraya güvenip gelip e, oldukça zarar yazan e, yabancı traderlar oldu ve onların da tekrar geri gelmesi e, açıkçası e, kolay değil. Gelelim bir de şu diğer enstrümanlara bunlardan bir tanesi e, altın 1730 dolarlar seviyesindeyse ben hemen. Şimdi gram altın e, tarafında TL'ye bazı fiyatlanan altınlar tarafına baktığımızda 8 lira doğru yaklaşan dolar TL ile bir miktar yükseldiğini görüyoruz ama orada e, hem dolar TL'nin aşağıya geldiği hem onsun aşağıya geldiği dönemde ciddi zarar yazan e, yatırımcının henüz oradaki zararı çıkmış görünmüyor. Önümüzdeki süreç için e, altın tarafına nasıl bakarsın? Açıkçası altın e, eskiden güvenli limandı yine. E, hı hı. Bu maalesef pandemi sürecinde e, tamamen bir e, riskli varlık haline geldi. Ve e, şu son dönemde de görüyoruz bunu. E, bütün e, güvenli limanlar değer kazanırken e, bu tarafta bir e, çıkış olduğunu gördük. Ve 2000'lerin üzerine görmüş hatta 2060'lı yanlış hatırlamıyorsam görmüş altının 1700'lerin altına geldi gördük. Açıkçası bu süreç daha da devam edecek gibi gözüküyor. Yani bundan sonrasında altını güvenli liman olarak görmek e, bence çok doğru değil. Ve altın tarafında benim genel görüşüm negatif. Ee, gelelim şu kripto paralara. Şimdi biz analog dönemden kalmış e, yatırım uzmanları bir türlü e, dijital dünyayla uyum e, sağlayamıyor. Ama sonuç itibariyle bir şekilde e, bizim de koşup onu yakalamamız gerekecek. Kripto dünyası tüm dünyada e, çünkü önemli derecede e, yatırım aracı haline gelmiş görünüyor. Şimdi bir nasıl para sayacağız tarafı bunun e, tabii bir yanı değişim aracı olması tarafını e, sağlanmasını, beklememiz gerekecek. Ama bunların hepsinden önemlisi ben çok yakın bir zamanda bunun olacağını düşünüyorum bir tarafıyla. Regüle piyasa haline gelmesi gerekiyor. Yani işte ya SPK'nın ya BDDK'nın ya Merkez Bankası'nın bu işe el atması gerekecek. Hatta merkez işin içerisinden çıkartalım. Ya SPK ya BDDK'nın kontrol etmesi gereken alım satımına yine bankaların aracı kurumların vesairenin aracılık edeceği bir finansal enstrüman haline gelecek. E, fakat dayanak varlık meselesini burada çok e, tartışıyorduk. Regüle piyasaya gelirse analog çalışan e, kafada bir e, dayanak varlık bulunabilir mi diye sorayım. Açıkçası Mine e, senin dediğin gibi hani ben de analog çalışan bir kafadayım. Hatta bir tane keps vardı e, kız arkadaşı e, uzun bir whatsapp mesajı atıp gerçek iş bulana kadar görüşmeyelim deyip bu kripto körensilerde yükseliş sonrası ne haber nasıl diye bir sene sonra tekrar mesaj atmıştı. O resim bayağı bir dolaştı. Hani ben de oradaki kız arkadaş gibi hissediyorum kendimi açıkçası bu konuda. ama geçen de Powell'dan da gelen açıklamalar var. Hani ben senin kadar orada düzenlemeye yakın olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü bu tarafta tamamen hani altında değerleme yapamadığın bir enstrüman var, e, Hedge mekanizmaları bir miktar benim gördüğüm kadarıyla e, sıkıntılı hani o yüzden e, belki şeyler olabilir yurt dışındaki gibi bunlara dayalı e, ETF'ler olabilir ama e, normal şeydeki düzenleme'nin biraz daha süreceğini bütün dünya için biraz daha süreceğini düşünüyorum. Orada e, bunlara dayalı ETF'lerin çıkması hali sana da böyle bir subprime mortgage krizi zamanındaki e, finansal yani türev ürünleri hatırlatmıyor mu? Yani o daha e, bir riskli e, değil mi? E, ama orada en azından bir e, profesyonel yönetim var e, ve hani kaldıraç uygulamadığın sürece e, ki bunun yurt dışında kaldıraç örnekleri de var. E, kaldıraç uygulamadığın sürece biraz daha kontrollü gibi geliyor e, bana. Ama dediğim gibi hani ben e, bu konuda çok geri kaldığımı kişisel olarak kabul ediyorum. <laughs> e, büyüme rakamları üzerinden, daha doğrusu petrol fiyatı üzerinden biraz büyüme okumaya çalışalım. nin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair sana bir fikir veriyor mu, özellikle petrol ve sanayide kullanılan emtia, bakır gibi? E, açıkçası. E, Genel dünyaya baktığımızda şu son gelen flash PMI'larda da bunu gösterdi. Özellikle sanayi tarafında bir büyümede hareket var. Ve genel olarak baktığımızda eğer Avrupa bölgesi yani Euro bölgesi önümüzdeki dönemde de bu şekilde harekete devam ederse ki bu konuşulan işte artırılması düşünülen kısıtlamalar bu süreci engellemezse ee, ilk çeyrek büyümesinin ardından ikinci çeyrekte de bir büyüme gelebilir e, gibi gözüküyor. Ama e, genel seyir tamamen bu ikinci çeyreğin nasıl oluşacağına bağlı. E, bir de sektör soracağım sana. Özellikle Borsa İstanbul tarafında e, mesela sanıyorum e, yabancı raporları var. Ucuzlayan piyasada sanayi tarafında, ağır sanayi tarafında daha çok alım önermişler. Diğer taraftan işte zaten fiyatsız ordinolarla bankalar tarafındaki satışları görmüştük. Hangi sektörün daha ön plana çıkacağını düşünürsün? Şimdi işte bir büyüme hikayesinden bahsediyorsak. Türkiye'nin de büyümesinin önündeki yol eğer inşaat üzerinden değil de gerçekten ihracat üzerinden olabilecek bir kompozisyona doğru giderse mesela beyaz eşya tarafını mı önerirsin? Ya da e, sanayi tarafını mı önerirsin? Petrol fiyatları dolayısıyla petrol, e, petrokimya ürünlerinin ağırlıklı olduğu ağır sanayi tarafı mı konuşulmaya başlanmalı? Açıkçası. Endeks gidecekse mutlaka bankacılıkla gider, e, klişesi devam eder ve işte ucuzlayan banka hisseleri mi e, daha ön plana çıkar? Açıkçası ucuzlayan banka hisseleri ön plana çıkacak ama öncesinde yayının başında da söylediğim bu yabancı ordinolarının ve e, yabancı satışlarının gitmesi lazım. Ben senin görüşüne katılıyorum orada örneğin TÜPRAŞ burada ön plana çıkıyor hı hı. ve onunla beraber beyaz eşya tarafı da ihracat nedeniyle ve bilançolarındaki döviz kompozisyonu nedeniyle beyaz eşya tarafı da ön plana çıkıyor. Ki bu düşüşte beyaz eşya tarafında da düşüşün ötekiler kadar sert olmadığını gördük. Görece ee, kendini korumuştu evet göreceliklerini korudular. O yüzden hani e, bankalar şu an için değil ama bu satış bitip e, bir sular durulana kadar e, bankacılar çok ulaşmamak gerektiğini düşünüyorum. Ama e, o sular durulduğunda da bankacılıkta herkes bir önüne bakıp kağıt kaleme eline aldığında e, değerlemelerin zaten ucuz olan değerlemelerin e, çok ucuz hale geldiğini görecek diye düşünüyorum. Ama e, şu an e, Hani bankacılık mı? Hayır şu an için petrokimya ve beyaz eşya daha Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana ee, ve sabır diliyorum daha çok volatil piyasada. Özellikle hem biz hem dünya bu kadar volatil hareket ederken ee, diyeyim. Teşekkür ediyorum. Ee, bir günün gelişmelerine bakalım birlikte. Sonrasında devam edeceğiz günün, güne bakışa. Sanal para birimi Bitcoin bir darbe daha yedi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in başkanı Jerome Powell'ın açıklaması piyasa dengesini değiştirdi. Powell, kripto para birimlerinin spekülasyon aracı olarak görüldüğünü söyledi. Bu açıklamanın ardından en hacimli sanal para birimi Bitcoin, son 24 saat içinde %4.08 düşüşle 52 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin'in piyasa hacmi ise yaklaşık 31 milyar dolarlık düşüş yaşadı, 1 trilyon doların altına indi. Son 4 günlerde, Finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin gerçekleriyle örtüşmediğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Gündeminde ekonomi vardı. Piyasalardaki dalgalanmalara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Çarklar dönüyor dedi. Güçlü sanayi altyapımızda üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor. Ekonomi alanındaki bakanlıklarımız da tam bir koordinasyon içinde Türkiye'nin rotasını yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmakta kararlıyız. Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayacak fiyat istikrarından taviz vermeden sürdürülebilir ve kaliteli büyümeyi kendimize hedef koyduk. Mümkün olan en geniş mütabakatla ortaya çıkacak yeni anayasa metni de mutlaka milletin onayına sunulacaktır. Yeni anayasa çalışmaları gündemden düşmüyor. Hem Cumhur hem de Millet İttifakı anayasanın değişmesi konusunda istekli. Ancak ortak bir masa etrafında buluşulamıyor. Hem anayasanın ilk dört maddesi hem de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor. AK Parti diğer siyasi partilerin nabzını yoklamaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anayasanın konuşulduğu MYK toplantısında hiçbir ön şartımız yok demişti. Kongrede tüm siyasi partilere çağrı yaptı. Siyasi partiler başta olmak üzere yeni anayasa konusunda sorumluluk üstlenecek herkese çağrıda bulunuyorum. Gelin Türkiye'yi en az bir asır boyunca taşıyacak yeni bir anayasaya kavuşturalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı karşılık görmezse referandum sinyali verdi, milletin onayı ifadelerini kullandı. Yeni anayasa metni de mutlaka milletin onayına sunulacaktır. Ancak Cumhur İttifakı'nın meclisteki koltuk sayısı yetersiz. Referandum için en az 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. AK Parti ve MHP'nin milletvekili sayısı ise 337. Devam ediyoruz güne bakışa. Bu bölümde Doçent Doktor Yusuf Özkır ve Kıvanç Can'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gündem malum yoğun. Ee, her açıdan yoğun. Hem e, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini geçtiğimiz hafta e, Cumartesi'den beri konuşuyoruz. Ee, bir tarafıyla onların etkileri diğer taraftan e, dün Adalet ve Kalkınma Partisi 7. olan Büyük Kongresi yapıldı. O kongrede verilen mesajlar. Diğer taraftan kabinenin değişeceği beklentisi, kabinede kimlerin yer alacağı, e, Merkez Bankası e, başkanı değişimiyle birlikte bir politika değişimi acaba gidiliyor? Ee, tartışmaları, diğer taraftan e, ekonomik reformdan bahsediyorduk. Bu reform nasıl yapılacak? Hukuk reformundan bahsediyorduk. Bu reform nasıl yapılacak? Ee, anayasa konuşmaları vesaire derken şöyle bir e, en azından başlıklar halinde toparlamış olayım ben. Hı. Ondan sonra başlıkları tek tek açalım. Bir siyaset bilimci olarak siz Kongreyi nasıl değerlendirirsiniz diye sizinle başlayayım Yusuf Hocam. Ee, teşekkürler Mina Hanım. Şimdi biraz tabi bilgi vereyim ben öncelikle kongre hakkında yani AK Parti hakkında diyelim biraz öyle giriş yapmış olalım. Şimdi AK Parti 14 Ağustos 2001'de kurulduğu günden bu yana işte ilk girdiği seçim 2002 seçiminden bu yana iktidarda olan bir parti. Hı hı. Bu Cumhuriyet tarihinde yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek parti devrini saymazsak yani çoğulcu demokrasiye geçtikten sonraki süreçte bir rekor yani böyle bir arka arkaya bu kadar seçim kazanıp da iktidarda olabilen başka bir parti olmamış bugüne kadar. Ve bu süreç içerisinde AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 15 seçimi kazanmış. Yani bu şu demek oluyor 15 kez millet Erdoğan'a yetki vermiş anlamına geliyor. Bu yüzden bakıldığında yani AK Parti, mevcut yani 19 yıllık iktidarın e, devamında bu 7. olağan kongresini e, yapmış oldu ve hedef e, kongrede de açıklandığı şekliyle e, şekliyle bir sonraki e, 2023 seçimlerinden de iktidar olarak çıkmak şeklinde e, tanımlandı. Daha önceki konuşmalarımızda da söylemiştik. Kongrede de bu netleşti. E, AK Parti aslında 2023 seçiminin e, ekibini e, Kamu paylaşmış oldu. İşte Merkez Yürütme Karar Kurulu MKYK, e, bütün bunlara bakıldığında, yeni yani 2023 seçiminin takımını Ak Parti e, hazırlamış oldu ve bu takım, bu ekip, Ak Partiyi 2023 seçimlerine e, taşıyacak e, gibi görünüyor. E, ciddi bir şey oldu. Yani Ak Partinin işte Merkez Yürütme Karar Kurulu listelerine falan bakıldığında ciddi bir yenilenme, ciddi bir değişiklik, yeni bir sinerji katabilmek anlamıyla olduğunu görüyoruz. Burada nereden görüyoruz bunu? Şeyden bunu söylüyorum. Yani kendi iç dinamikleri açısından söylüyorum. Tabii Türkiye'deki genel değerlendirmede farklar olabilir ama AK Parti'nin kendi içerisinde mesela işte kadın sayısının artmış olması, genç sayısının artmış olması açısından bakıldığında önemli. Ee, bir başka nokta hani bir sentez yani bir sentez var karşımızda. Bir 30'lu 40'lı yaşlarda bir e, yaş grubu var. 30 40 50 yaş civarında bir yaş grubundan insan kategorisi bir de ne diyelim 50 ve üstü e, yaş grubundan bir kategoriyle işte toplumun bütün kesimlerini kucaklayacak şekilde hani yaş anlamda bunu söylüyorum. Bir şey bir sentez yapıldığını görüyoruz. E, tabii özellikle bu HDP İE kapatma davasının açıldığı, bu günlerde e, davası açılması için başvuru yapıldığı bu günlerde e, ve AK Parti yönelik Kürtler konusunda işte eski pozisyonundan uzaklaştı gibi eleştirilerin yapıldığı bir düzlemde e, tabii AK Parti MKK'sı merak ediliyor yani bu konuda yeni bir şey ol olacak mı diye. Baktığımızda cesur bir adım atmış AK Parti burada kendi e, açısından tabii bunu söylüyorum. Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Orhan Miroğlu, Alaaddin Parlak, Burhan Kaya Türk ve Mehmet Kasım Gülpinar gibi ilk başta aklı gelecek Kürt aktörlerin AK Parti Merkez Yürütme Karar Kurulu'nda olduğunu görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. AK Parti'nin İstanbul seçimlerinde, belediye seçimlerinde Kürt seçmenin oyunu alamadığı için tek neden bu değildir de. Çünkü elimizde çok onu tam böyle anlatacak bir veri olamıyor hiçbir zaman. Ama hani kamuoyundaki yaygın bakış açısına göre söylüyorum. Ee, kaybettiği için, oylarını alamadığı için kaybettiğine dönük bir şey var, yaklaşım vardı. Bu, bu şeyde kongrede AK Parti'nin Kürt aktörleri yönelik bir e, yeni bir alan açtığına dair bir tablo var karşımızda. Benzer şekilde yeni isimler var. Yani bizim daha önceki bir önceki akşam da yine bu ekranlarda konuşmuştuk ve hani Yeni isimler var, ee, özellikle işte sizin de belki konuklarınız arasındadır. Yani AK Parti'ye yakın, e, Kamuoyunu tanıdığı e, yorumcu e, isimlerden var. Mesela onları sayalım birkaç tane. Yani AK Parti kadrosu içerisinde olmayan ama ilk defa AK Parti'ye geçen e, siyaset yapmak için AK Parti'ye geçen isimler olduğunu görüyoruz. Mesela Mustafa Şen e, var, Mücahit Birinci var. E, AK Partiden eskiden AK Parti'de olan ama bir süredir hani Belki sırasını bekleyin diyebiliriz. Şamil Tayyar gibi, Metin Külünk gibi. Yine televizyon yorumcularından tanıdığımız Mehmet Sarı gibi e, avukat e, isimlerin olduğunu görüyoruz. E, Ayşe Böhürler yine daha önce vardı ama bir süredir o da yoktu AK Parti içerisinden yani fiili olarak. Onun da yine AK Parti kadrolarında bu Merkez Yürütme Karar Kurulu bağlamında görev aldığını görüyoruz. Şey bağlamında yani AK Parti'nin özellikle bu 2010-2011'li yıllarını böyle e, özetleyecek şekilde toplumsal ön, işte ön planda tutan, kapsayıcı olmaya e, bir işte motto halini getiren yaklaşımdan hareketle söyleyebiliriz. Mesela e, Alevi kanaat önderilerinden birisi olan Metin Tarhan'ın Merkez Yürütmeni Karar Kurulu'na... Yani Her kesime göz kırpılmış mı diyorsunuz? E, kapsayıcı olma konusunda ciddi bir çaba sarf edilmiş Yine e, Sevan Sıvacıoğlu, e, Ermeni cemaat e, kanaat önderlerinden birisi. Daha önce Markar Esen vardı. O vefat etti biliyorsunuz. Hı hı. Hastaydı geçtiğimiz aylarda. Belki onun yerine düşünmüş olabilir. Aynı şekilde merkez sağa yakın. hani Bu DYP ANAP kökenli diyebileceğimiz e, isimler de var. İyi Parti'den AK Parti'ye geçen iki milletvekili e, MKK'ya girdi. O da merkez sağ bağlamında. Bir de eski bakan Adalet Partili bakanlardan Tevfik İleri'nin yeğeni e, Ömer İleri onun da eee PKK'ya girdiğini görüyoruz. Zaza. Hani Kürtler var, Zazalar var biliyorsunuz. Zazalardan Şebnem Koca Kelçi ve yine e, İslam yani Türk İslamcı şairlerden diyebileceğimiz e, Abdurrahim Karakoç önemli bir isimdir. E, bir şair olarak e, muhafazakar dindar ve milliyetçi çevrelerde. Onun oğlu Türk İslam Türk İslam Karakoç zaten bir şey dedi. Ya Türk İslam adını kim koyabilir çocuğunun adına? Abdurrahim Karakoç koyar diye hani böyle bir şey çıktı. E, hukukçu bir isim olarak e, kadroda yeni bir isim. Yine e, Alperen Ocakları eski başkanlarından hani bu Büyük Birlik Partisi Gençlik Teşkilatları'ndır Alperen Ocakları Onun eski başkanlarında Eyüp Gökhan Özek'in de e, listede kendisine yer bulmuş. Dolayısıyla baktığımızda <laughs> Milli görüşe yakın isimlerden de yeni isimler var. Hani onları zaten İstanbul İl Başkanı hani MKK değil ama hani o da epey İstanbul çok önemli bir yer olduğu için mesela Osmanuri Kabaktepe eski Saadet Partisi gençlik kolları başkanı olarak bu göreve getirilmiş olmasına baktığımızda hadi o da o anlamda ve o tür başka isimler de var. Mustafa Şen de öyle bir isim milli görüş kökenli bir isim. Zaten 94 ruhundan bahsediyordu evet. Yani e, ve böylesine yani bu Merkez Yürütme Karar Kurulu e, bağlamında AK Parti'nin yani bu kongrede e, çeşitlilikte çeşitliliklere e, el açan e, bir toparlayıcı, kapsayıcı şekilde seçmenin karşısına çıkmayı hedefleyen bir yeni bir kadro e, oluşturduğunu görüyoruz. Bu tabi burada hedef nedir? ya yani, bence hedef şu. Sonuçta AK Parti Ciddi şekilde kamuoyu araştırmaları yapan bir parti ve bu araştırmalar sonucunda elde edilen verilerden hareketle bu çeşitliliğin ortaya konulduğunu görüyoruz. Tabii çeşitlilik bir sentez, bir senfoni sonucunu doğurursa başarı ortaya çıkar. Bu çeşitliliği yönetebilmek, bir arada tutabilmek bir yönüyle zor da bir iştir. Çünkü bayağı farklı hani dinamiklerden bahsettim burada. Hakikaten farklı dinamikler ama AK Parti bir kitle partisi olarak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçmişte olduğu gibi şimdi de bunu e, yönetebilirse buradan AK Parti açısından varsa bazı tıkanmış damarlar bunları açacak şekilde bir enerji ortaya çıkabilir. Siz bunları anlatırken e, parti gözetmek sizin söylüyorum ama Adalet hı hı. ve Kalkınma Partisi'nde de belli ki böyle oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu iş böyle, e, MHP'de de böyle. Neyse yani bütün... Onun böyle olduğunu fark ettim. Birinin oğlu, birinin yeğeni, öbürünün işte kızı. Çok enteresan seçimler değil mi? Yani birinden bahsederken böyle şey işte birinin oğlu demek. Şöyle benim saydığım isimlerde dediğiniz gibi var ama hani hepsi öyle değil. Bütün partilerde var. Yok yok, şeye katılıyorum yani. Sonuçta seçmenin tamamının oy alabilmek için ya da o iddiayı ortaya koyabilmek için Birincisi farklı dinamiklerden, farklı kesimlerden insanları partinize katmaya çalışıyorsunuz. Bu da bütün partinin yapmaya çalıştığı şeylerden birisi. İkincisi siyasette ve siyasetin düşünce kısmında yer alan, geleneğinde yer alan ailelerin çocukları da bir şekilde siyasete kanalize olma konusunda ya istekliler daha çok ya daha çok şanslılar orayı Orada bir çizgi var çünkü herkes de siyasi içine yer almak istemiyor. burada tabii başka, mesela Bülent Arınç'ın oğlu da, şey, Mehmet Ali Şahin'in oğlu da AK Partili. Mesela onlar doğrudan siyasetçilerin çocukları olduğu için mesela onlar da var yine Merkez Yürütme Karar Kurulu'nda. Kıvanç Bey bu kongrede özellikle bir anayasa mesajı verildi. Ee, siz bir hukukçu olarak e, oradaki anayasa mesajından ne okuyorsunuz? Şimdi anayasa mesajına girmeden önce Yusuf Bey'in değerlendirmelerine birkaç katkı sağlayayım. Sonra anayasa değerlendirmesini yapmak isterim. Şimdi izlediğimiz parti kongreleri açısından siyaset bilimi olarak değerlendirirsek iki tip parti kongreleri vardır. Bir, gövde gösterisini yapıldı, liderin ihtiyacının karşılandı kongre tipi. İkinci tip kongrelerde partilerin aslında gelecek tasavvurunu, içe dönük olarak eleştirileri, fikirleri ve parti çizgisinin tartışıldığı kongrelerdir. Şimdi dün izlediğimiz AK Parti kongresi ise bir siyasi gövde gösterisiydi. Ama bu siyasi gövde gösterisine ihtiyaç duyulmasının ana sebebi Türkiye'de görülen genelde sağ partilerde şöyle bir husus söz konusu olur. İç tartışmalar hazmedilmez, tek lider Tek fikir ve tek amaç doğrultusunda kongreler oluşturulur ve e, bu kongreler aslında dışa dönüktür. Yani parti içi mesaj e, kaygısı taşımaz, e, yurt içi ve yurt dışında siyasi aktörlere mesaj verilir. O mesajda e, ben partimi hakimim, güçlüyüm hala e, siyaseten rıza, rıza üretebilirim e, mesajıdır. E, i̇kinci tip kongreler ise e, partilerinin geleceğinin tartışıldığı, içe dönük, genelde e, partilerine mesaj veren, fikir ve düşüncelerinin tartışıldığı e, kongrelerdir. Tabii e, boy içinde iki kongre gördük, e, hem MHP'nin hem e, AK Parti'nin. E, burada farklı fikir, düşünce ileri süren kimseyi gördük mü? Görmedik. Çünkü e, standart, merkez-sağ e, partileri e, lider odaklı hareket eder. O yüzden aslında e, Yusuf Bey'in uzun uzun bahsettiği e, e, MK üyelerinin e, karar alma süreçlerinde hiçbir fonksiyonu yoktur. Şimdi e, bu açıdan e, değerlendirmek değerlendirdiğim zaman da sadece son cümlenizin çok sert olduğunu düşünüyorum. Ya, yani şöyle diğerlerine <laughs> için ben de hani birkaç şey söyleyebilirim ama son Neden? cümleniz biraz Bakın, sert oldu. şöyle söyleyeyim. Bahsettiğiniz isimler e, standart siyaset yaparak halktan rıza üreterek, parti içinde rıza üreterek gelselerdi saygıyla karşılardım. Ama oraya seçen mekanizma e, delegelerden ziyade sonuçta bir çarşaf liste yok veya birden fazla liste yok delegelerin önüne kalan, konan. E, Sayın Erdoğan'ın siyasi lider kişiliği ve kimliğiyle ortaya koyduğudur. Ve bu kişilik ortaya konulursa siyasi partilerde bu kadar da renklilik sağlayamazsınız. <laughs> e, bir Şimdi bir reklam Anayasaya reklamdan sonra gideyim hiç boymamış olayım böylece. Bir reklam sonra buradayız. Devam ediyoruz güne bakışa kongredeki eee anayasa mesajı oradaki herhalde kilit sözcük kilit sözcük e, mutabakatlı anayasa. Ne demek ki o? Şimdi mutabakatta anayasa, anayasa belki çok dile getirdik, toplum sözleşmesi olarak görüyoruz. Toplum sözleşmesi için rıza'nın en üst mekanizmada üretilmesi aranır. Zaten anayasa yaparken de anayasa değişikliği için nitelikli çoğunluğun aranmasının sebebi de bu rıza üretme mekanizmalarının büyütmek ve daha fazla seçmen iradesine dayanmaktır. Hı hı. Şimdi. Ee, Sayın Erdoğan kongrede dile getirdi ama bunu dile getirirken aslında bu anayasa değişikliğinin amacı ya da muradı ile ilişkin bir açıklama yapmadı. Sadece yaptığı açıklamadan çıkardığımız sonuç şu şey oldu. Bir sivil anayasa e, ta, e, ne diyeyim, tahakkümü veya arzusu var. E, ama 1982 anayasasından itibaren birçok değişiklikle e, bu askeri rejiminin getirdiği anayasa ...yapılanmasından farklılaştığını hepimiz görüyoruz. Şimdi bir yasa ya da özellikle bir anayasa talebiniz varsa, değişiklik talebiniz... ...bunun neden kaynaklandığını seçmene, kendi partiliğinize ve millete anlatmak zorundasınız. Şimdi Sayın Erdoğan neyi yapmak istiyor da bu anayasa ona engel oluyor? Çünkü görüyoruz ki bundan 4-5 gün önce yaşadığımız bir hadise... ...milletler arası bir sözleşmeden... ...ben de daha önce programınızda da dile getirdiğim gibi... ...Sayın Cumhurbaşkanı'nın... ...görev müddeti boyunca... ...attığı en önemli imzanın... ...İstanbul Sözleşmesi olduğunu düşünüyorum. Bu sözleşmeden çıkma... ...iradesinin gösterili şekli... ...ve uygulanan yöntem açısından... ...değerlendirdiğiniz zaman... ...anayasaya aykırı olduğunu... ...hepimiz yaşayarak... ...gözlemledik. Şimdi... ...hem anayasa muradımız var... E, uymadığımız fiili bir anayasamız var, öyle öngörüyoruz. E, şimdi e, kime neyi vatandaşa nasıl ikna edeceksiniz? Şimdi ben ikna almıyorum ki e, beni ikna etme şansı ortadan kalkıyor gece yarısı kararnameleriyle. Çünkü e, bu tip e, sözleşmelerinin biz e, öngörüyoruz ki parlamento onayından geçen sözleşmelerin yine parlamento iradesiyle çıkılması lazım. Çoğunluk var mı? Var. Yapabilirler mi? Yapabilirler. Ama en azından ee, bir anayasal ilkeleri bir hukuk devleti olma ilkesi açısından da e, bunun yapılması e, ya da sağlanması gerekiyordu. Ondan sonra dönüp biz e, yurttaş olarak değerlendirdik. Meclis böyle bir irade vermiştir. Biz de e, politika yapar veya e, vatandaşları ikna etmeye çalışarak e, bu sistemin veya İstanbul Sözleşmesi'nin dönülmesi için, e, rıza üretimi için e, siyaset ve propaganda yöntemleri geliştirirdik. Velhasıl bahsetmek istediğim kısaca özetlemek gerekirse e, Sayın Erdoğan'ın bir anayasaya ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum çünkü teknik olarak anayasaya uyma iradesi noktasında da sıkıntılar var. Mutlaka ve mutlaka millete sorulacak referanduma götürülecek diyor. E, nasıl değerlendirirsiniz? E, şöyle. E, Sayın Erdoğan'ın konuşmasında birkaç cümle kurmak istiyorum. O bağlamda anayasa meselesini de değinirim. Şimdi Uzun bir konuşma yaptı Sayın Erdoğan kongrede. Bir buçuk saat civarı diye yanlış hatırlamıyorsam. Daha önceki kongrelerde olmadığı şekilde 81 ili zikrederek konuşmaya başladı. Bütün yani o şehirlerden bahsetti ve özelliklerinden bahsederek konuştu. Selamlaması da epey bir uzun sürdü en kritik noktalardan birisi yani mevcut yaşadığı bu süreç içerisinde noktalardan birisi bence selamlamadan hemen sonra yaptığı vurguydu ve ilk değinisi Cumhur İttifakı'na oldu. Bence bu bu mevcut hani siyasi tartışmalar içerisinde önemli bir nokta. Çünkü ittifaklar e, yarışıyor ve hani hangi ittifak kiminle ne kadar devam edecek, edemeyecek meselesi de çok gündemde. Sayın Bahçeli de işte geçen haftaki kongresinde Cumhur İttifakı'na vurgu yapmıştı ve adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak demişti 2023'te. Ee, Erdoğan da kongrede ilk vurgusunu, ilk değinisini Cumhur İttifakı'na yaptı. Bahçeli'ye teşekkür etti ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'yi sadece 2023'e değil, e, 2053 ve 2071 hedeflerine de taşıyacak e, bir yol haritası e, çizdiğini, bir ufuk ortaya koyduğunu belirtti. Bunu e, söyleyelim. Bir başka Erdoğan'ın en fazla yani vurgu yaptığı ki hatta bu vurguları yaparken e, sosyal medyada da gördüm. Yani insanlar daha çok şey bekliyor e, bu tür e, kongrelerdeki konuşmalarda daha e, duygusal konuşmalar, daha duygusal, daha fazla işte heyecana, coşkuya e, hitap edecek konuşmalar bekliyorlar. Sayın Erdoğan'ın bu konuşmasına baktığımızda bunun bir bir tık hafta tuttuğunu ben gördüm ve Yaptıklarını anlattı mesela işte hizmetleri anlattı 2002 ile 2020 arasında e, o zamanki işte Türkiye'deki hastane sayısı şimdiki hastane sayısı işte o zamanki duble yol sayısı şimdiki duble yol sayısı o zaman savunma sanayindeki işte e, ihracat e, oranı işte 1 milyar iken şimdi 10 milyar TL falan gibi yani bunları anlattı tabi insanlar e, aslında somut şeyler bunlar olmasına rağmen daha fazla bu Söylemsel ve retoriksel şeylere daha fazla dikkat ediyorlar ama Nasıl, Sayın Cumhurbaşkanı da bu e... beklentiyi yükseltti. 3 gün önce e, 2023 hı hı. E, 2051 ve e, 2071 e, manifestosuna Doğru. giden yolu hı hı. E, çizeceğiz dedi. Yine onlara vurdu ama... yaptı da bunu çok uzun tuttu. Yani hizmet kısmını bayağı uzun tuttu o anlamda şey yapıyorum söylüyorum. E... heyecanı beklenti yükselttikten sonra a, a, artış o, şey öyle yapmadı. bir açıklama olmayınca tabii ki daha fare doğurdu gibi bir İyi Ama şey, şey değil yani Sayın Erdoğan'ın mantalitesi tabii biraz daha farklı benim gördüğüm kadarıyla. Hizmet siyaseti AK Parti'nin birinci siyaseti önceliği olduğu için her zaman yani böyle deklar ediyorlar. O doğrultuda bunları saymayı kendisinin yani vazgeçilmez bir yaklaşımı olarak gördüğünü düşünüyorum. Ee, uzun uzun hizmet siyasetini e, anlattı. 2053'ten 2071'den e, yoğun şekilde bahsetti. Ve burada yine beklentilerin aksine muhalefete pek değinmedi. Sadece üç kez Bay Kemal dedi. Yani muhalefet eleştirisi bağlamında yani belki gözlerden kaçmıştır diye söylüyorum. Onu da hani, hani biz yaptık hani siz yap yapamazsınız bağlamındaki konuşmaların arasında hizmet siyaseti içerisinde söyledi. Retoriksel bağlamda şey mesela Cumhuriyet Halk Partisi veya diğer muhalefet partine değinmedi. Şuna vurgu yaptı özellikle terörle mücadeleye, FETÖ'yle, PKK'yla, ee, mücadeleye şey yaptı ciddi vurgu yaptı ee, dış politika bağlamında yani Erdoğan'ın konuşmasındaki vurgu yine dünya beşten büyüktür vurgusu ve yaşadığımız dünyada mevcut küresel güç e, dağılımının bu beşli güvenlik konseyi üyelerinin yaşadığımız dünyada problemlerin çözümü konusunda işte açlığın kıtlığın sefaletin pandeminin işte çözümü konusunda veya işte iç savaşların durdurulması konusunda aktif olmadığını, çözüm üretmediğini, bunun yenilenmesi gerektiğini ve Türkiye'nin de bu yeni kurulacak dünya düzeninde yer alması gerektiğini ama aynı zamanda Türkiye'nin de böyle bir hedefi olduğunu 2023 sonrası için söyledi. Bunun da altını çizdi. Hocam da bahsetti. En önemli vurgulardan birisi bugün gazete yazılarına da baktım birçok gazetede yeni anayasa meselesiydi. Orada ee, yeni Anayasa meselesindeki bence de en önemli noktalardan birisi bunu mutlaka mutabakatla çıkacağını söylemiş olması. Mutlaka hani bütün partiler anlatsa bile kendi arasında mutlaka e, referandum'a götürüldükten sonra ancak kabul edilebileceğini e, söylemiş olması önemliydi ve e, bir sene sonrası için Ak Parti'nin önerisinin hazır olacağını dair bir cümle kurdu. Yani şimdi çalışmaları başlatıyoruz. 2022'nin diyelim ki mart veya nisanında e, böyle bir taslağımızı hazırlayıp e, kamuoyunun ilgisine sunacağız dedi. Anayasa meselesinde şu anda e, bu yani ben ilkesel olarak tabii hukukçu olmadığım için hocam kadar detaylara giremem ama ben ilkesel olarak burada şuna bakıyorum. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hakikaten darbecilerin yaptığı eee anayasayla yönetilmek istemiyorum. Yani bu siyasi partilerin hepsinin bir şekilde ki hepsinin de programlarına baktığımızda muhtemelen kampanya öncesindeki söylemlerine baktığımızda yeni anayasa vaadi vardır. Daha önce de çok vardı. Ya bir şekilde bunu toparlayıp bir araya gelip bu yeni anayasayı seçimden önce Türkiye topluma verseler bir çok büyük bir şey olur, hediye olur. Zaten muhtemelen anayasada değişmeyecek bir sürü madde var. Yani oturmuş hani geleneklere uygun, sisteme uygun toplumun alışkanlıklarına uygun bir sürü muhtemelen madde vardır ki 2012'de de 2011'de de belli maddelerde uzlaşılmıştı zaten bir değişiklik yapılması gerektiğini ben de anayasa değişikliği yapılması gerektiğini düşünüyorum ama bir bir şey var yani şu nokta işi zorlaştırıyor şimdi Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını isteyen taraf ki getiren taraf olduğundan dolayı aynı zamanda e, muhalefet partileri ise güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir ifade kullanıyorlar e, her ne kadar içeriği çok hani detaylandırılmış olmamakla birlikte parlamenter sisteme dönüşle cumhurbaşkanlığı sisteminde kalış arasında bir makas var yani bunu da çok net bir şekilde görüyoruz güçler ayrılığı e, bu netleştirmek istiyorlar he, işte Ve denetim mekanizması getirmek istiyorlar aslında içeriği çok net yani bir gen soru olsun istiyorlar ee, olmazsa Çok olmazlardan biri. Ama ya soru ya bu, hesap verilebilirlik olsun istiyorlar. O yok değil. Yani o yok. Genç şöyle parlamenter sistemde olmayan ben o anlamda dedim. Parlamenter sistemde zaten e, bu dediğiniz bütün mekanizmalar vardı. Güçlendirilmiş kısmıyla tam ne yapılmak istediği konusunda şey var. E, detaylandırılamıyor Yoksa i̇şte parlamenter sisteme dönüştürseler mesela hükümeti Erdoğan'da. yıkmanın daha zor e, olduğu parlamenter sistem diyorum ben mesela onun adına. Yani benim güçlendirilmişten anladım. hükümet... Sizden duydum. Şeyler benim anladığım şey zaten. <laughs> Başkasından duyamazsınız ya <laughs> ya benim bunu, o bu fikrim. Bunu savunanlar şöyle diyorlar, bak buna katılıyorum Bine Hanım. Yani yargı bağımsız olsun, yasama bağımsız olsun, yürütme bağımsız olsun. Teorik olarak zaten buna kimsenin bir itirazı yok. Eskiden de böyleydi ama böyle yürümüyordu. Hani o anlamda söylüyorum. Parlamenter dönüş dense problem yok biliyoruz hani. Güçlendirilmiş kısmı tam detaylandırılamadığı için söylüyorum ama mevzumuz bu değil. Mevzumuz şu. Yani her halükarda ikisinin istediği yönetim biçimi farklı. Hı hı. Farklı olduklarından dolayı anayasa çalışmasında da muhtemelen bu masaya gelecek ve esas hani e, problemin burada çıkacağını düşünüyorum. Ama yine de e, böyle bir büyük bir fay hatta olmasına rağmen yine de e, yeni anayasa çalışması konusunda siyasi partilerin böyle bir pozisyonlarından bir adım geri atıp bir masa etrafında toplanıp bunu konuşmalarında fayda olur kanısındayım. Yani bizim anayasalara baktığımızda hani bir bilgi olarak söyleyeyim. 1921 Anayasası işte Kurtuluş Savaşı devam ederken hani hazırlanmış. 24 Anayasası yine Kurtuluş Savaşı'nın hemen devamında Cumhuriyeti kurulur kurulmaz yine olağanüstü koşullarda hazırlanmış bir anayasa. Sonraki anayasamız 27 Mayıs darbesinden sonra darbeyi yapan askerler tarafından hazırlatılmış bir anayasa. Sonraki anayasamız 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra yine darbeci askerlerin hazırlattığı bir anayasa. Ve şu an o yürürlükte. 19 kez değiştirilmiş, 5 kez büyük değişiklikler yapılmış. Kımaç Bey'in söylediği gibi yani bazı kritik şeyleri de değiştirilmiş, yani demokratikleştirilmiş daha çok ama sonuçta 12 Eylül darbecilerinin yaptığı anayasa ve bugün siyasi partilerin neredeyse neredeyse diyeyim. Tamam 12 Eylül darbesine ve darbecilerin ürettiği içeriklere karşı siyasi partiler. O yüzden bunu da bir topluma karşı bir siyasi partilerin bir görevi olduğunu düşünüyorum. Nasıl yapacakları meselesi tabii ki zor. Ya siyaset zor bir e, Asıl soru nasıl sorusu? Mesela şey işte bir ekonomi reformu çok güzel içerik olarak yani söylem olarak ee, ama benim ilk aklıma gelen soru nasıl sorusu ya da işte hukuk reformu evet. çok güzel yargı bağımsızlığı çok güzel yani söylemde çok çok güzel şeyler bunlar hepimizin mutabık kalacağı evet. hiçbirimizin itiraz etmeyeceği aynı masanın etrafında belki e, bu sayede oturabileceğimiz bir şey ve fakat nasıl? Sadece kitabı şeyleri konuşsak aynı masa etrafında uzlaşılır. Onda sıkıntı yok. Uygula, uygulama yok işte. <laughs> Şimdi tabii e, bitirdiyse, bitirdi. E, bitirdi Bitir ben e, şunu eklemek hı hı. isterim. Şimdi Sayın Erdoğan Cumhur İttifakı'nın e, siyasi e, retoriğini Sayın Devlet Bahçeli, e, politik e, aksını Sayın Devlet Bahçeli belirliyor. Ancak rıza üretme yani oy getirme Cumhur İttifakı'na temel görev e, Sayın Erdoğan'a aitmiş gibi bir algılama oluştu. Tabii e, önümüzde bir seçim sattı var. Pandemiden çıkıyoruz ve ekonomik verilerimiz iyiye gidinceyine yani günden güne kötüye gittiğini bu toplumda yaşayarak gözlemliyoruz. Sayın Erdoğan, seçmenin karşısına ne koyabilir? Şimdi ekonomi ve e, refah e, koyamadığını hep birlikte bu süreçte yaşayarak gördük. O zaman e, bir e, seçmene havuca ihtiyacımız var. Rıza üretmek için. Bu havuç ne? Yeni Anayasa. Şimdi bu yeni Anayasa ekseninden e, bir e, politik aks oluşturarak e, seçmeninden oy ve rıza üretmeye çalışılacaktır. E, temel e, kurgusunun bu olduğunu düşünüyorum. Yoksa aksi halde e, neden bir anayasaya ihtiyaç olduğunu, hangi maddesinin e, ülkenin geleceğine ket vurduğunu, neyin doğru olmadığını ortaya koyması lazım. Şimdi anayasalardaki temel murat nedir? Yasama yürütme yargı erkinin nasıl kullanılacağını ve nasıl dengeleyeceğini ee, ve birlikte nasıl işbirliği halinde çalışacağının e, tırnak içinde e, yazılması ve devletin rejiminin ve sisteminin e, dizaynıdır. Şimdi hangi ususta e, bir e, Türkiye ayak bağı oluyor bu anayasa. şimdi bunu tartışması lazım ya da o madde ilişkin tartışması lazım. Ama görüyoruz ki sadece bunu e, bir temenni ve dilek olarak ortaya koyuyor, neden ihtiyacı olduğunu, Söylemiyor. Tabii ki böyle olunca da e, teknik olarak benim de e, e, yorum yaptığım ya da düşündüğüm alanda seçmenin önüne bir rıza üretim aracı olarak bir anayasanın avuç olarak konulması olarak görüyorum. Peki bir bağlantımız var hayatımızın önemli konularından biri malum pandemi ee, ve bu pandemi döneminde neler yapılıyor neler yapılması gerekiyor nasıl yapılacak vesaire üzerine e, daha çok konuşmamız gerekiyor. Profesör doktor Mustafa Çetiner iç hastalıkları ve hematoloji uzmanı bizimle birlikte hocam hoş geldiniz. Merhabalar, Mine Hanım. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Günlük vaka sayısında yeniden 30 binlere dayanmış görünüyoruz. Açık kalmaya devam edebilecek miyiz? Önce onu sorayım. Sonrasında bu 30 bin vaka ne ifade ediyor size ve daha da yükselmesini bekliyor musunuz diye sorayım. Şimdi aslında sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada çok ciddi anlamda vaka sayılarında bir artış görülüyor. Burada tabii en önemli faktörün varyant virüs özellikle İngiltere'den Kasım ayında çıkan önce bütün İngiltere'yi kasıp kavuran ve sonra bütün dünyaya yayılan B117 varyantı olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de gerçekten Sağlık Bakanlığı'nın da Verileri dikkate alındığında bütün illerde neredeyse bu varyantın var olduğu biliniyor. Bu varyantın temel özelliği bir önceki ya da bunun bir önceki klasik virüsten farkı çok daha kolay bulaşıyor olması. Yani bu bulaşıcılık oranı %40 ile %70 arasında bir oranda artmış görünüyor. Tabii böyle olunca e, bulaşıcılık da önemli oranda artmış oluyor ve mevcut tablo giderek daha da kötüye gidiyor. Türkiye'de bunu tetikleyen başka durumlar da var. Bunlardan bir tanesi tabii biz bir anda normalleşiyoruz. E, giderek e, görüyorum da son günlerde artık yani çok az sakınır hale geldik. İnsanların üzerinde çok ciddi bir öndem yorgunluğu oluştu. Ekonomik zorluklar var toplantılar var. Tabii bütün bunların hepsi virüsün özellikle bulaşıcılığı bu kadar yüksek bir virüsün bulaşması için çok uygun bir zemin oluşturuyor. Çünkü insanlar ciddi anlamda ekonomik biçimde zorlanıyorlar ve çok katı kapanma önerileri Türkiye'de tartışılamıyor bile şu anda. İkincisi varyant virüslerin Türkiye'de de görülüyor olması ee, ve bu vakaların hızlı bir şekilde yukarıya doğru gitmesine neden oldu. Gerçekten de bakın yüzde 3.8'e düşürmüştük biz. Yani test pozitifliğini 100 kişide 3.8'e düşürmüştük. Ee, birkaç ay içerisinde bu oranı yüzde %13 13'e çıkarttık. Yani 3.5 ay içerisindeki en yüksek rakamı bulduk. Ve e, ölüm rakamı olarak da baktığınızda e, 2021 yılının en yüksek rakamlarına ulaştık. Ee, bizim R0 değerini yani bir virüsün daha doğrusu bir kişinin bir virüsü kaç kişiye bulaştırdığıyla ilgili bir sabit değer bu. Ee, birin altına indirmemiz şartken ve biz bunu zamanında indirmişken şu anda oranın %1.2 olduğunu görüyoruz. Aktif vaka sayımız 180 bin ve bir aylık e, değerlendirmede bir ay içerisinde artan vaka sayımız 170. Yani 39 ilimiz çok yüksek risk grubunda. Sadece Şırnak düşük risk grubunda. Yani bütün bu verilere baktığımız zaman çok olum, olumlu bir şeyler söylemek çok zor. Kapanma hiç konuşulmuyor. Yani bence Konuşulmaya cesaret edilemiyor şu koşulda ama günler içerisinde bunu tekrar konuşmak zorunda kalabileceğimizi düşünüyorum ben. Tabii burada bunun önüne geçebilecek en önemli silah aşılama aslında aşılamada yavaşlamamamız gerekiyor yüzde 13'lerde bir aşılama oranından söz ediliyor Türkiye'de bu oran düşük tabii ama dünyanın birçok yerinde düşük yani Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Çin ve İngiltereyi bir kenara bırakırsak birçok ülkede gerçekten çok düşük. Avrupa Birliği ülkelerinde de yüzde on ikilerde filan aşılama oranı. Aşılama oranı arttıkça bu salgının çevrilmesi daha kolay hale gelecek. Ama şu anda içinde bulunduğumuz durumda gerçekten de artık herkes kendi kapanmasını yapsın demek durumundayım ben. Çünkü vaka sayılarının artabileceğini düşünüyorum. Yalnız bunu şunu da belirtmekte fayda var. Yani, yani bunun sadece Türkiye'ye özgü ve e, Türkiye'nin neden olduğu bir vaka artışı gibi görmeyin. Brezilya'da günde 3200 insan ölüyor. Hindistan'da gündelik vaka sayısı 54 binde. Polonya 30 bini buldu. Almanya'da günde 20 binin üzerinde vaka var. Ve e, İtalya, Fransa yeniden kapanıyorlar biliyorsunuz onlar evet. da 20 bini geçtiler. Yani zor bir dönemeçteyiz ve e, bu cidden de önümüzde vaka sayılarının ve e, ne yazık ki ölüm sayılarının daha da artması anlamına geliyor. Çünkü önce vakalar artıyor biliyorsunuz sonra hastane başvuruları artıyor sonra yoğun bakım sayıları artıyor ve en son ölüm sayıları artıyor. Zaten böyle olabileceğini söylemiştik ve nitekim gerçekten de ölüm sayılarımız da ne yazık ki artıyor. Hocam 1.4 milyon doz Biontech aşısı Türkiye'ye gelmiş. Bu ilk defa uygulanacak Biontech aşısı. Saklama koşulları uygun olan her merkezde kullanılacağını açıklıyor bakan koca. Aşıya nasıl bakıyorsunuz? Şimdi Biontech biraz farklı bir aşı galiba şeye göre Sinovac'a. 14 milyon e, 114 bin 530 doz aşı yapılmış toplamda da şu ana kadar. Evet doğru. E, şimdi şöyle söyleyeyim. Biontech aşısı yani daha doğrusu mRNA aşıları e, şu andaki aşı profili içerisinde ya da portföyü içerisinde en heyecanlı yeriydi hocam. Evet. Biz yeniden arayalım hocamızı gerçekten en heyecanlı yeriydi çok merak ediyorum çünkü bu aşı konusunda çok fazla e, spekülasyon evet, yapıldı. E, yani daha da kötüsü bunu doktorlar sadece konuşmalıydı. Halbuki pandemi başladığından beri ekonomistinden e, hukukçusuna siyaset bilimcisinden e, ne bileyim işte e, hukukçusuna e, değil hocam. <laughs> hukukçusuna dedim hukukçusuna <laughs> diye. Siyaset <laughs> bilimcisine ekonomist Hayır <laughs> yani ayırmıyorum bize. <laughs> ayırmıyorum. Estağfurullah. Eee ya sonuç itibariyle gerçekten bu e, çok zorlayıcı bir süreç ve e, en bilgisi olan insanları sadece dinlememiz ve bunun üzerine Hı. konuşmamamız gerekirken herkes bir şey söylüyor. Şimdi e, hangi aşı e, sağlık olanlar hangisi, var biliyorsunuz. Onların hastasıyım zaten. Yani hem bilmiyor yani, hem karşı duruyor. Işte onlar bildiğini düşünüyor ama. Yani acayip karşılar yani aşırının hiçbir faydası Geçenlerde bir tane röportaja denk geldim. İşte, işte mikrofon uzatmış biri sokak röportajı şey soruyor. Ee, işte bir şey soruyor. Kesinlikle karşıyım diyor. Niye karşısınız diyor? İçeri ya hangi maddesine karşısınız? Ne problem burada diyor? Bilmiyorum ki diyor ben okumadım ama karşıyım diyor. İçerik ne bilmiyorum ama kesin kötü bir şeydir. Kesin karşıyım diyor. Yani bu, bu, i̇nanılır gibi değil. Hocam en heyecanlı yerinde kalmıştık. Biontech aşısı. Çok, şimdi ama bir yandan ben sizi zevkle dinliyorum sohbeti. <laughs> Şunu söyleyeyim. E, cidden de Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. Bir kere bu tartışmayı yapmanın bir anlamı yok. 350 milyon doz aşı yapıldı dünyada. Ve aşı yüzünden kaybedilen bir tek kişi yok. Yani bir kere bu çok... E, yani e, çok çok net bir e, bilgi gerçekten Hocam, de 3 milyonu... kaybedilenler öyle deniliyor e, ya şimdi şöyle gerçekten bu tür şeyleri söylemek gerçekten elimizdeki tek silah aşıyken yapmamak lazım ben astrazeneca aşısıyla ilgili Avrupa'daki tartışmayı da çok yersiz buluyorum şöyle söylemek lazım e, gerçekten de dünyadaki her e, covid aşısı eşit etkinlikte değil. Bazı aşılar, bazı aşılardan daha iyi. Ama şu önerme de kesin doğru. Kötü Covid aşısı yok. Hmm. Yani e, birbirleriyle kıyasladığınızda farklar var. Ama toplamda baktığınızda kötü Covid aşısı yok. Bunun içine işte Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinin yasakladığı e, AstraZeneca aşısını da katmak lazım. Bunun dışında bizim kullandığımız inaktif aşıları da katmak lazım. Bakın ben kendimden örnek vereyim. Ben sağlık personeliyim. Bana bu aşı yapıldı. Birinci dozu yaptırdım. ikinci dozu yaptırdım. Herkese bakmayı önermiyorum. Şart da değil ama işte benim e, sağlık personeli olmam filan avantajını kullandım. Antikoruma baktırdım ve pozitifliğini gördüm. Şimdi bu benim için şu demek oluyor. Yani e, ben belki bu virüsü gerçekten tekrar kapabilirim. Hatta belki bu virüsü yeniden bulaştırabilirim. Ama ben e, verilere bakarsanız yoğun bakım veya ağır hasta e, büyük ihtimalle olmayacağım. Bu şu anlama geliyor: e, Biz nasıl her yıl grip geçiriyorsak 3-5 gün bir hafta bu hastalığı evde işte e, pijama terlik televizyon başında işte dizi izlerken filan ya da kitap okurken geçireceğiz sonra da işimize gideceğiz demek bu. Bu şu pandemide inanılmaz büyük bir avantaj. Yani bu avantajı kullanmamak olabilecek iş değil. Yani benim olduğum yerde, benim çalıştığım koşullarda ya da ben tabii kanser hastaları da gören bir hekim ve çok aktif covid görmüyorum ama çok aktif Covid hastalarının görüldüğü servislere bir uğrasalar, bir burunlarını uzatsalar, insanların ne halde olduğunu bir görseler, bizim gibi ölümlere tanık olsalar eminim bu aşı tartışması falan kalmaz. Şimdi bu aşı tartışmasıyla ilgili ben insanları iki kategoriye ayırıyorum. Bunlardan bir tanesi masum olanlar, bir tanesi masum olmayanlar. Bir aşı redcileri diye bir şey var. Demin Mina Hanım çok iyi örneğini verdi. Yani aşıya karşı niye karşı olduğunu bilmiyor. İşte bir takım kulaktan dolma bilgiler falan. Bir de aşı konusunda kararsız olanlar var. Yani aşığı biz doğru anlatamadığımız için ve ulu orta aslında belki de yani bu konuda benim meslektaşlarımın da olumsuz bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Ee, onların e, nedeniyle aşıya karşı bir güvensizliği olanlar var. Şimdi e, bizim misyonumuz, görevimiz e, bilimsel olarak ve objektif bir şekilde ve her türlü gündelik çatışmanın dışında e, bilimin söylediği neyse onu söylemek. Ne Türkiye'de birilerinin söylediği gibi bu yapılan aşı bile sayılmaz lafı doğru, ne de başka birilerinin dediği gibi dünyanın en aşısı bu. O da doğru değil. Yani e, burada doğru yere koy, koymamız lazım. Bence biz bize uygun bir aşı bulduk ve bizim asıl odaklanmamız ve bütün gücümüzle uğraşmamız gereken şey olabildiğince aşı çeşitliliğini artırmak. Alabiliyorsak etkinliği çok iyi olduğunu bildiğimiz Moderna ya da e, BioNTech aşılarını almak ve öte taraftan da aldığımız ve almayı sürdüreceğimiz aşı. Yani sinova aşısıyla ilgili olabildiğince lojistik desteği falan tam yakın sağlamak ve olabildiğince çok insanı aşılamak. Çünkü çok aşıladığınız zaman şöyle bir durum oluyor. Hastalığın bulaşma riskini azaltıyorsunuz. Bütün bu varyantlar ve bu varyantları neden olan mutasyonlar aslında doğada genetik kodlama hataları. Yani virüs çoğalırken genetik kodlamada hatalar yapıyor ve farklı bir genetik koda sahip virüsler yaratıyor. O virüsler yaşamak için daha avantajlı bir hale geldiyse bu mutasyonla o zaman bir zaman sonra o ortama tamamen hakim oluyor ve siz daha zorlu bir virüsle uğraşıyorsunuz. Oluşan mutasyon işe yaramayan bir mutasyonsa o virüs elimine oluyor zaten. İngiltere'de de benzer durum oldu. Kasım ayında %20'lerdeydi B117 virüsü. Şimdi dünyayı kasıp kavuran virüs. Ocak ayının, daha doğrusu Aralık ayının sonlarında %90'ın üzerine çıkmıştı. Niye? Çünkü o o kadar güçlü ki hakim oluyor o bölgeye. Şimdi benzer durum Türkiye için de söz konusu ve gerçekten kolay bulaş oluyor. Durum böyle olunca biz de büyük toplantılar yapmayacağız, futbol maçlarını seyircilere açmayacağız, Ondan sonra işte büyük toplantılar işte düğünler dernekler, taziyeler yapmayacağız. Restoranlarda adabına uygun yüzde elli şartına uygun oturacağız. Ama bir yandan da normalleşmemiz gerekiyor. Önümüz turizm sezonu ve bütün dünya turizme hazırlanıyor. Yani bu aşı pasaportu filan hikayeleri ki bence külliyen yanlıştır. Bunların tümünün temelinde yatan ee, Avrupa'nın turizm ülkeleri İspanya, İtalya, Yunanistan bunlar turizm sezonuna hazırlanıyorlar. Bizim de bu hazırlıklarımızı tamamlamamız olabildiğince hizmet e, sektöründe çalışanlar, polisler, öğretmenler olabildiğince hızlı aşılamamız ve bunlara olabildiğince sık test yapmamız, futbolculara yaptığımız gibi ve bu salkını zaptı rapt altına almaya çalışmamız lazım. Yani biz mesafe, hijyen ve maske demeye devam edeceğiz ama Justinian salgınlarından beri bu söyleniyor. Bunun üzerine birazcık daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var aslında. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz uyarılarınız için sağolunuz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bir günün gelişmelerini izleyelim birlikte Sonrasında devam edelim. Örümcek adam gibi tırmandı. Yani ben hayret ettim yani biz çıkamayız. Girdiği dairelerde ne var ne yok çaldı. İki katta e, laptop işte para ne varsa vesaire onları alıyor. Bütün kapıları kırıyor, kartla açıyor ve kapı kollarını, dürbünlerini, şeylerini ve çeşme bataryalarını söküyor. Akıllara durgunluk veren hırsızlık İstanbul Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Olay gündüz saatlerinde e, oluyor. Hırsız sokakta çok sayıda vatandaşın bulunduğu sırada elini kolunu sallayarak boş bir daireye girdi. Bütün kapıları kırıyor, kilitleri açıyor ve kapı kollarını, dürbünlerini, şeylerini ve çeşme bataryalarını söküyor. 5 katın musluklarını, çeşmelerini, banyo Pencerelerini işte kapı kollarını söküyor, çalıyor. Aldıklarıyla yetinmeyen hırsız karşı binayı gözüne kestirdi. Buradan e, çıkıyor, buradan tırmanıyor, birinci katın camını kırıyor, arka tarafa iniyor, arka taraftan camı kırıp bir başka komşunun damından evin içine giriyor. Hırsız dakikalar içinde iki binayı soydu, kaçtı. Bina sahibi Mustafa Atak hayatının şokunu yaşadı. İki katta Laptop, işte para ne varsa vesaire onları alıyor. Hırsızlık nedeniyle çok fazla zararı olmasına rağmen atak şikayette bulunmadı. Aracın kaputuna çıktılar, iterek yol almaya çalıştılar. Ancak başaramadılar. Görüntüler İstanbul Kağıthane'den. Kentte etkili olan kar yağışı sonrası yollar buz tuttu. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. İki araç yokuşta kaldı. Vatandaşlar yardımına koştu. Yokuş yukarı çıkmakta zorlanan aracın ön kısmında toplanan vatandaşlar ağırlık yaparak ilerletmeye çalıştı. Bu sırada bir başka araçsa yokuş aşağı kayıyordu. Vatandaşlar hemen onun önüne geçti, aracı tutarak kaymasını önledi. Kaygan yolda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Devam ediyoruz Güne Bakış'a. Konumuz kabine acaba değişecek mi? Bakanlıklar acaba bölünecek mi? Tarafa ee, önce siyaset bilimci ...konuğumuzla başlayalım. Ne dersiniz Yusuf Bey? Şimdi bir beklenti var tabii. Bunu görmek lazım. Çünkü özellikle... Ee, yani ...AK, e, AK Parti'nin yetkili isimlerinden birisi... ...Sayın Mahir Ünal'ın... ...önceki gün e, yaptığı açıklamalarda... ...kabile değişikliği vurgusu vardı. O vurgudan sonra tabii kamuoyunda... ...böyle bir beklenti oluşmaya başladı ki... ...dünkü konuşmalarda da yapılan yayınlarda da... ...AK Parti'den yetkili isimlerden işte bu canlı yayınlara katılanlar şeyi reddetmediler. Yani kabine değişikliği meselesini reddetmediler. Tabii kabine değişikliği gündemi de yani aslında yeni bir gündem de değil. Bunu da söyleyelim. Çünkü Ankara gazetecilerini ben okuduğumda ki bir tanesi Abdülkadir Selvi'dir, Hürriyet gazetesi yazarı yani herhalde ayda bir iki kez bir kabine değişikliği meselesi yazılır yani bu 2018 pardon 2019'da Ak Parti İstanbul ve Ankara'yı seçimleri kaybettikten sonra çok sık yani ayda bir gündeme gelen bir konu ama hı hı. hiç bu kadar hani e, gerçekçi ve kamuoyunda beklenti oluşturacak şekilde e, oluşmamıştı bunun da nedeni Ak Parti'nin en yetkili isimlerinden birisi olan Mahir Ünal'ın açıklaması oldu e, tabi Bakan toto oynamaya başlandı. Yani işte kim gelecek, kim gidecek bu da tabii doğal. Benim buradaki, benim yaklaşımım yani eğer bir Bakanlar Kurulu değişikliği yapılacaksa burada e, Her şeyden önce buna niye ihtiyaç duyuluyor? Onu da söyleyeyim. Yani bence bir değişiklik yapılacaksa e, siyasetçi isimlerin daha fazla e, kabineye alınması gerekir diye düşünüyorum. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu Cumhurbaşkanlığı kabinesinde 2018'den sonra daha çok siyasetçi olmayan teknokrat diye tanımladığımız isimlerle Sağlık e, Bakanı, Eğitim Bakanı, Tüzelme Kültür e, bakanı. bakanı, Başka Tarım e, Hayvancılık Bakanı, Tarım Bakanı, e, şey Ticaret Bakanı, ya çok var. Yani siyasetçileri sayarsak daha kolay sayarız o kabineden <laughs> işte Süleyman Soylu, Abdullah Gül. Berat Albayrak hani o o günün koşullarında Berat Bey şu an olmadığına göre sadece Süleyman Soylu ve Abdülhamit Gül kalıyor e, siyasetçi isimlerden belki bir isim daha e, bulabiliriz Berat Bey olacak mı? E, o, o konuda da şey var e, aslında hani e, dünkü kongreye gelir mi gelmez mi diye bir tartışma vardı gelirse bu, buradan bir işaret çıkar mı gelmezse bir işaret çıkar mı diye. Ee, bilemiyorum ama konuşulan isimler arasında sosyal medyaya baktığımızda Berat Bey'in adı da e, geçiyor sosyal medyadaki listelere bakıldığında ee, tabi şeyi bilmek zor yani ne, hani kimler olabilir kimler olamaz onu bilme şansımız yok ama bir bakan toto oynanıyor bence e, şundan dolayı onu da söyledim Mina Hanım e, gerek AK Parti seçmeninde, gerekse işte AK Partiyi değerlendiren, eleştiren diğer e, kesimlerden e, ortaya çıkan tabloda şöyle bir şey çok öne çıktı. Yani AK Parti'nin yönettiği ülkede bakanlar AK Parti siyasetçilerinden olmadığı için e, milletvekilleri ve toplumsal tabandan bakanlara ulaşma konusunda bir takım zorluklar ve sıkıntılar yaşanıyor. Bunun aşılması lazım. Birinci şey bu. İkincisi de partili olmayan bakanlar partinin yükünün omuzlanması konusunda siyaseten bunu söylüyorum. İş yapma anlamında söylemiyorum. Siyaseten yükünün paylaşılmasında ve partiye yönelik eleştiriler ve tartışmalarda beklenildiği kadar hani topa girmiyorlar. Eğer bakanlar siyasetçilerden olursa yani parti yani parti daha fazla hani ama şöyle belirlerdi. tartıştığımız nokta o zaman sistemsel olarak yanlış olur. Şimdi e, yani Cumhurbaşkanlığı, halen, söylüyorum, o ayrı Cumhurbaşkanlığı bir konu. hükümet sisteminde zaten amaç o. Yani parlamenter sistemi e, geri getirilmek istenirken söylenen olumlu e, açıklamalarından biri parlamenterler bakan e, parlamento içinden seçiliyordu genelde bakanlar. seçimi olağanüstü zamanlar dönemler hariç ve milletvekilleri parlamento'da hem denetledikleri hem de sık gördükleri için istek ve taleplerini dile getirebiliyorlar. Negatif yön olarak şu ilin ilirçülerde siyasetçiler cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ya kardeşim biz de şu baskıyı görüyoruz. İşte e, Diyarbakır'dan e, bir e, bakan yok, işte Trabzon'dan iki bakan var. E, Diyarbakır milletvekillerinden biri de bakan olsun. Yok işte e, dengeli dağılsın, Bursa'dan var. Niye e, eski yok gibi bildiğimiz şey gibi şikayetlerde bulunurlar. Ama söylediğinize şöyle katılmam. Çünkü e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanların e, e, politika öğretme ya da halktan oy almadıkları için rıza üretme gibi durumları yok. Yani evet. partili olmak zorunda değiller ve partinin e, e, yükünde sırtlanmak zorunda değiller. Oyuk Cumhurbaşkanına ait. O yüzden Doğru. olarak Bunu söyleyen kimse e, Şöyle, ya da düşünen kimse yanlış e, söylemiş. Teorik olarak katılıyorum Hı -hı. ben size. Hı -hı. Ama yani rasyonel, reel durumda böyle bir şey Hı -hı. var. Sonuçta insanlar alışkanlıklarını... Bunu isteyenler de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni a, tabii, beğenmeyip parlamenter sistemi beğeniyorlar. Alışkanlıklarını yani. çok hızlı bir şekilde Hı -hı. evet. değiştiremiyorlar. Yani. Bu bir şey siyasal kültür meselesi ve zaman alan bir şey. E, dolayısıyla böyle bir şey var. Hani Ben neden e, neler konuşuluyor Hı -hı. onu anlatmaya çalışıyorum burada. Değişim de neden değişim olur? Mina'nın bu e, hem bir bayrak yarışı olarak bu meseleye bakılıyor. Hem aynı zamanda sonuçta e, bakanların performansı sonuçta Cumhurbaşkanı tarafından değerlendiriliyordur. Bakanların performansı konusunda da yapılan kamu araşmaları mutlaka mutlaka AK Parti en çok en iyi yaptığı işlerden birisi bu olduğu için vardır. Ve bütün bunlara bakıldığında ve bu diğer kendilerinin yaptığı analizler de e, masaya konulduğunda hani böyle bir ihtiyaç hasıl olmuşsa bu yapılır diye düşünüyorum. Hangileri değişir? Çok zor soru. Yani şöyle ben... Kolay <laughs> e... sorsaydım adım olmazdı. <gülüyor> <gülüyor> Tabii bu soruya cevap vermek hakikaten zor. Yani bu isimlerden bahsedebiliriz ama ben açıkçası şahsen siyasetçi bakanların kalması gerektiğini, siyasetten gelmeyen bakan eğer bir değişiklik olacaksa, bu da çok adaletsiz olur ama bunu da söylemek. Yani şöyle Cumhurbaşkanı Erdoğan önünde belli başarı kriterlerine göre bir e, liste vardır muhtemelen. Oradaki başarı kriterlerini tutturanların kalması, tutturamayanların değiştirilmesi, değiştirilmesi gerekir diye dersem ben de bir akademisyen olarak burada eee top orta sahada çevirmiş olurum gibi görünüyor. Yok, o top yani ceza is, sahasında is, da. Is, i̇sim isim ha, çünkü. Sahmek de geliyor oradan söyleyeyim. <laughs> İsim isim şey yapmak çok zor hakikaten yani kimler değişir e, ayrılır mı kalır? peki bakanlıklar mesela maliye ve ekonomi turizm ve kültür bu da konuştu aile bakanlığı bağlamında da e, bir konuşma var ben yani bakanlık sayısının artırılmasının çok çok stratejik bir e, gerekçesi yoksa hani işte diyelim ki mavi vatan doktrini ilan edildi işte denizler konusunda önümüzdeki süreçte çok çok daha fazla gündeme gelecek bir konu acaba oraya spesifik bir şey yapılabilir mi gibi. Yani hani üç bu tarafı tar denizlerle çevrili olan bir ülkenin zaten bir denizcilik bakanlığının olmaması ironik değil mi? Yani işte hani e, stratejik de olur aynı zamanda çünkü çok fazla gündemde. Mesela e, böyle olmadığı sürece bakanlık sayısının artırılması yani. Bana çok rasyonel gibi görünmüyor ama belli olmaz tabii. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bakan Vallahi kabine ben, seçimleri, şey kabine değişiklikleri? Tabii ben kabine değişikliğinin olacağı inancı içindeyim ama bir vatandaş olarak da bizim sosyal hayatımıza bir katkı sağlayacaktır. Buradaki temel amaç vizyon anlamında ve yenilik yaratma, belli sürede gündem oluşturma. E, ya da yıpranan veya e, bu sistemden çekilmek isteyen çeşitli bakanların e, ayrılması noktasında olacaktır. Tabii ki bir önemi var mı? Yok. Çünkü e, siyasetten sorumlu kim? E, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Halka hesap verecek kim? O. Eski parlamenter sistemde fiili durum şuydu. E, bir bakan e, revizyonu yapmak istiyorsanız e, bunu e, Cumhurbaşkanı'nın onayını e, sunup aynı zamanda e, bir... E, parlamentoda da destek almanız gerekiyordu. Ama şu an öyle bir durum yok. E, sayın e, Cumhurbaşkanı e, istediği bakanı istediği şekilde, e, istediği tarihte değiştirebilir. Ama bu vesileyle de şunu e, söyleyeyim. E, yani e, geçen hafta sonu gece yarısı kararnamesiyle Merkez Bankası e, başkanı e, görevden alınmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Kasım ayın başında e, göreve geldi. Alt Kasım'da geldi. 4,5 ay kaldı. Evet, şimdi değerlendirdiğimiz zaman sanırım o bir şeye ihtiyaca binaen bir göreve getirildiğini düşünüyorum. O süreçte yapılan ekonomik ve hukuk reformu altında insan hakları paketleri anlamında... ...Avrupa Birliği ve Amerika'dan çeşitli açıdan ekonomik, siyasal, sosyal açı kabul görme stratejisinin olabileceğini... ...ve ilerleyen süreçte bu noktada bir ilerleme sağlanmadığı için... Ee, Naci Abal'ın e, görevden aldı, alınacağını düşünüyorum. Tabii ki bu kabinedeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... anlamında ama e, önemli bir başarı sağlandı. Naci Abal'ın yani gelmesiyle ben, birlikte. Bakın, Çünkü şöyle. yabancı şey arttı. Hı -hı. Güveni arttı. Daha böyle şey, e, piyasa dostu bir açıklamaydı. Tabii ki ama şuna bakar. Yani bundan sonra siz yabancı e, ya da ben yabancı yatırımcı olsam e, şunu öngörürüm. Bana Merkez Bankası Başkanları takip ettiğim kadarıyla Amerika'da 4 yılda seçiliyormuş. Avrupa Birliği ülkelerinde daha uzun süreli Merkez Bankası Başkanları görüyoruz. Şimdi uzun süre kalacak ve politikayı belirleyecek insanlara güvenirsiniz. Ama son 2 yıl içinde 4 kere Merkez Bankası gibi kamunun kamu bürokrasisinin en önemli özerk yapısı olması gereken bir teşkilatında sık değişimler. E, güven telkini oluşturmazlar. Aynı şey e, bu sefer bakanlar için de geçerli. Yani A yerine ben gelsen e, örnek olarak söylüyorum. Benim de bir e, yenilik getirme şansım çok kısıtlı. Çünkü görüyoruz ki bakanlar e, çoğu zaman e, Sayın Erdoğan'ın e, emir ve talimatları ve telkinleriyle hareket ediyorlar. Tabii ki siyasi e, güç ve e, o makama getiren e, Sayın Erdoğan olduğu için e, doğal olarak sistem ona evrilmiş vaziyette. Hı hı. Ama ...seçmen iradesiyle gelse ve partiyle, partilerle daha sıkı olan bir bakan olsa... ...hem siyasi bir gücü olacak ve o güç açısından dengelenme <laughs> de sağlanacaktı. Onun için parlamenter sistemin bu noktada önemli olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakanın ben dahi olsam hiçbir önemi ne olmadığını... ...bir değişiklik ya da yenilik getirmeyeceğini, ülkede bir kazanım sağlamadığını gördük. Bakın Milli Eğitim Bakanı göreve başlamadan önce... E, milli eğitim camiasında veyahut o camiayı takip eden insanlarda büyük bir umut vardı. Ama pandemiyle birlikte eğitim sisteminin tel tel döküldüğünü gördük. Çünkü biz Orta Doğu coğrafyasında insanları önemli kılıyoruz. Önemli olan fikirlerdir, değerlerdir, sistemlerdir. Eğer kişileri önemli kılarsak başımıza gelecek sonuç bu olur. işlevsiz olduğunu size düşünüyor musunuz bakanların? Ee, i̇şlevsiz dediniz doğru evet, anladın mı? Evet işlevsiz. Aynen öyle. Yok öyle olduğunu düşünmüyorum. Şimdi şöyle yani yeni sistem gereği ben biraz önce şeyi söyledim. Yani e, belli konularda yapılan değerlendirmeleri değerlendirmelerden bahsettim aslında. Ama bakanlar tabii ki mesela e, baktığımızda işte dışarıdan yapılan yani yeni sistemin ruhuna uygun bir kere yani dışarıdan Alanında uzman isimlerin bakan olarak atanması, bir kez bunu söyleyelim. Yani yeni sistemin ruhuna uygun. Daha doğrusu yeni sistem aslında böyle bir şey vaaz ediyor. Yani siyasetçilerden değil, siyasi iradeyi cumhurbaşkanına veriyor toplum e, yetkiyi tümüyle cumhurbaşkanına veriyor ve cumhurbaşkanı da kendi adına bu yetkiyi farklı alanlarda, farklı mekanizmaların yönetilmesinde ve kurulmasında kullanmasını istiyor. Cumhurbaşkanı da e, kabineyi oluştururken. Bakanların işte büyük bir kısmını e, sistemin ruhuna uygun şekilde dışarıdan atadı, e, az bir kısmını da e, siyasetçi yani Ak Parti siyasetinin içerisinde gelen e, isimlerden atadı. Şimdi baktığımızda e, pandemi süreci e, birçok şeyi ciddi anlamda etkiledi. Yani işte biraz önce e, yani yayına katılan profesör hocamız da söylemişti. Sadece Türkiye'de değil yani bütün dünyada bu tablo bu şekilde pandeminin etkilediği bir tablo görüyoruz. Şimdi Türkiye'de mesela Sağlık Bakanlığı konusunda yani Sağlık Bakanı tabii ki belli konularda aksamalar e, oldu. Ama genelde baktığımızda Sağlık e, Bakanlığı Türkiye'de bu süreci iyi yönetti. E, dışarıdan gelen alanında uzman bir isim, hastane süreçlerini, sağlık mekanizmalarını iyi bilen bir isim olması hasabıyla e, bu süreci mesela İtalya'ya göre, İspanya'ya göre, Amerika'ya göre çok daha önceden hazırlık yaparak iyi yönettiğini görüyoruz. Mesela Ocak ayının yani Ocak ayında Çin'de işte virüs ortaya çıktı. Ee, Kasım sonu Aralık başı gibi ee, Sağlık Bakanı Ocak ayında bilim kurulunu oluşturdu. Daha Türkiye'de vaka çıkmadan. Bence bu hani bilim kurulunu oluşturma aklı, akıl olarak baktığımızda çok değerli. Tabii Hükümetin genel anlamda sağlık e, meselesine yaptığı yatırım Türkiye'de hani en önemli birkaç kalemden birisi işte büyük hastanelerin kurulması, e, sağlık işte e, cihazların üretilmesinden çok ciddi altyapı oluşturuldu, yatırımlar yapıldı. Sağlık Bakanlığı mesela buna şey de ekleyebiliriz aynı şekilde ilk aklıma gelenleri söylüyorum. Çevre Bakanı e, Murat Kurum mesela o da e, bütün bu süreç içerisinde Türkiye birkaç deprem yaşadı biliyorsun işte İzmir'de yaşandı, Elazığ'da yaşandı, Malatya'da yaşandı depremler oldu. Sel felaketleri oldu, yangınlar oldu işte Artvin'de yangın oldu geçen Giresun'da yanlış hatırlamıyorsam bir şey oldu sel felaketi oldu. Trabzon'un bir ilçesinde oldu. Bunları şunu için söylüyorum. İçişleri Bakanı ile birlikte Çevre Bakanı da Çevre ve Şehircilik Bakanı da bütün bu bölgede de çok hızlı bir şekilde e, sirayet ederek buralardaki sorunları yerinde yerinde görerek ve yerinde çözüm üretmeye çalışarak bir şey performans ortaya koydu. Ha, diğer bakanlıkları bu kadar yakından takip edemedim. Yani oralarda da mutlaka hepsi için bir onu işte biraz önce söyledim. Kamu araştırmaları yapılıyordur. Zaten bir bakanın görevden alınması ya da görev değişikliği olacaksa ve diğeri kalacak biri gidecekse bununla alakalı bir şey vardır ee, yöneticinin elinde yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinde bir done vardır ee, ona doğru anket vardır, ha, anket vardır. ona göre şey bunu yapacak Kıvanç Bey'in vurgusunu yaptığı Merkez Bankası meselesine nasıl bakıyorsunuz peki? şöyle yani Merkez Bankası Başkanı'nın değişik değişilmesi 20 ayda dördüncü değişikliğin olması eee Tabii ki Kıvanç Bey'in oradaki şu yorumuna katılıyorum ben de. Ee, burada bir şey var. Yani burada bir yumuşak karın var. Yani AK Parti hükümeti açısından ee, özellikle 2018 yılında Trump'ın, Türkiye ekonomisini doğrudan hedef alan o e, tweet paylaşımı ve sonrasında kurdaki aşırı yükselme oynaklık ve sonrasındaki süreçte e, bir toparlama süreci başladı. Bu sefer de pandemi devreye girdi. Yeniden Ciddi bir orada bir kırılganlık ortaya çıkmaya başladı. Ama 20 ayda dördüncü başkanı değişmiş olması oranın henüz toparlanamadığını gösteriyor. Yani AK Parti bir şekilde çünkü Türkiye'de ben biraz da seçmen, seçmenin bakış açısından bu olaylara bakmaya çalışıyorum. Biraz siyasal iletişim okuması yapıyorum. Türkiye'de seçmenin oy verme davranışını belirleyen temel faktörler arasında yani birincisi... Ee, zaman zaman ekonomi olur, zaman zaman ideoloji olur ama hani birincisi ideoloji dersek hani pa part parti tabanının verdiği oylar dersek ikinci aşamada ekonomi geliyor. Yani burada e, Türkiye'de seçmenin ekonomik anlamdaki e, talepleri, beklentileri, e, umutları umut en önemli şey e, belli bir yerde ak parti tutamazsa seçmen nezdinde zaten e, problemi yaşamaya başlayabilir. bir seçmen Ara olarak siz nezdinde. kurun yüksek olmasını mı ekonomik anlamda başarı sayarsınız yoksa faizin yüksek olmasını mı kurun düşük olmasını mı? Şimdi bu zor bir zor bir soru ama şu anda baktığımızda faiz de yüksek, kur da yüksek. Evet. Bence şu olması gerekiyor. Yapılması gereken şey ben kurun 7 lira 8 lira olmasından ziyade oynaklığın düşmesi düşürülmesi gerektiğini yani stabil bir hal alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yatırımcı olsun, esnaf olsun, vatandaş olsun herhangi bir şekilde harcama yapacağı zaman, yatırım yapacağı zaman onlara bakıyor. Yani ne kadar stabil duruyor? Mesela 7 lirada dolar duruyor ama bir sene boyunca duruyor. Bu mesela oynaklıktan çok daha iyi. E tabii ki daha düşük olsa daha iyi olur. Daha düşük bir seviyede dolar olsa da veya euro olsa da orada stabil kalsa daha iyi olur. Tabii ki Paradan para kazanma meselesi olan faizcileri bu para akışı ama e, küresel piyasalarda da e, orada da bu işi iyi yöneten, iyi bilen, paradan para kazanmayı ve paradan para kazanamadığı için kendi elindeki gücü size bir baskı aracı olarak kullanan e, spekülatörler var. Dolayısıyla hani bunu da Her görmek şeyi lazım. Dışarıdan Orada Türkiye'ye bir operasyon olarak değerlendirmek biraz e, şey değil mi? Fazla değil mi? Şöyle ya, operasyon kelimesini ben kullanmadım da paradan para kazanmak isteyen insanlar. Paradan e, para kazanmak isteyen bu, insanlar. Bu da bu da rasyonel. Yerli değil ama. Tamam. Bu da rasyonel ama. İç yer içeride de uzantısı olabilir. Onu tam bilim oraya çok hakim değilim ben ama bu paradan para kazanmak isteyen insan açısından bu rasyonel bir durum. Ve kendi önünü açmak için bunu size karşı kullanabilir. O yüzden diyorum Türkiye buradaki o açığını çünkü ne zaman Türkiye'de AK Parti bir şey yapmaya kalksa hani kendi son zamanlarda oradan bir bir şey oluyor oralarda sürekli bir şekilde. O yüzden tarım üretimini artırarak, sanayi üretimini artırarak, işte enflasyonu düşürerek, işsizliği düşürerek ki bunların çoğu da birbiriyle ilişkili olduğunu biliyorum. Siz de bir ekonomist olarak daha iyi biliyorsunuz muhtemelen. Buraları AK Parti'nin toparlaması gerekiyor 2023'e gitmeden önce. Bir sürü şey konuştuk biraz önce. Evet, bütün bunlar konusunda seçmen AK Parti'ye ciddi bir kredi açmış durumda, destekliyor. Ama <laughs> ekonomi konusu seçmen için her zaman önceliklidir. Bir şeyle bitireyim, muhalefet açısından bir cümle de kurayım burada. Bütün bu tablo içerisinde baktığımızda muhalefetin de ekonomi düzeltme konusunda seçmene bir umut veremediğini görüyoruz. Yapılan kamuoyu araştırmalarında, ee, daha önce de burada konuşmuştuk. Geçen yine benzer bir sonuç çıkarttı e, metropol araştırma şirketi. E, ekonomide sorun var mı? Sorun var. Peki kim çözebilir? Erdoğan çözebilir. Yani en fazla çözebilen kişi olarak o çıkıyor. Ben en çok şey dikkatimi çekti. Kamuoyu araştırmaları çok ciddi almaya Onun, gerek var mı? Var, var, Az bence, önce bence söylediğim tarz işte karşımsın karşıyım. İçerini biliyor Cumhuriyet musun? Cumhuriyet Halk bilmiyorum. partisinde e, yok. Kamuoyu araştırmaları bir şey veriyor bence. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin yarısı e, CHP'nin ekonomiyi düzeltemeyeceğini düşünüyor. Son anketlere göre, Metropol'ün anketlerine göre. Arkadaşlar rakamları bulursa e, sizinle de paylaşabilirler şeyden. Şimdi o zaman Metropol'den ya. bir e, anket yorumu verebilir miyim? Tabi tabi. Ben şey yaptım, e, tamamladım. Yani son, şu, burada şu var, yani öyle bitireyim. AK Parti için 2023 seçimlerini kazanma yani Cumhur İttifakı için kazanma noktasında e, ekonomi belirleyici faktörlerden birisi olacak muhalefet açısından da e, ekonomide güven oluşturabilecek şekilde vaatler projeler yaklaşım biçimleri e, konusunda güven oluşturabilecek şekilde bir e, performans ortaya koyabilmek de belirleyici Peki olacak. sizce şimdi bu anlattığınız eee saiklere göre mesela Ekonomi bakanının da değişmesi lazım şu durumda Lütfü Elvan'ın. Değişti zaten, yeni değişti. Tamam şimdi Merkez Bankası başka yani şimdi bir, bir taraf maliyeyi yönetiyor, bir taraf parayı yönetiyor. Dolayısıyla bu iki politikanın e, ortak bir, e, bir görüşte olması şu, orada lazım. Şöyle, Fakat e, Lütfü Elvan'la Naci Abal aynı gün yo, göreve işte, getirilmiş orada insanlar. orada şey yapmayalım. Yok yok aynı değil tasarım sarıp şey Aynı süreç. sıkı para politikası uyguladılar. Şöyle Merkez Bankası başkanından yaklaşık bir i̇ki hafta sonra, sonra 4 5 gün sonra iki gün sonra e, bakan değişti. Bence o ikisi birbiriyle ilişkili değil. Yani benim bildiğim kadarıyla. O zaman aile dengeleri ikisi yok. O, aile, konu gündeme gelir. Yani hı. Berat Albayrak'la daha önce hiç zannetmiyorum. E, Naci zannetmiyorum. Aileyle de çok ilişkisinin olduğunu düşünmüyorum. Tamamen rasyonel e, tamamen e, veriler üzerinden olduğunu düşünüyorum o süreçlerin ama ikisinin yani iki birbiriyle i̇ki ilgili olduğunu düşünmüyorum. yani İki sıkı para politikası uygulayıcısının birbirlerini destekleyerek e, para ve maliye politikalarını yönlendirmesi konusunda haklısınız. Ama şimdi Naci Abal, yani sıkı para politikasını Hı. uygulayan e, uyguladığı için görevden alınan e, Naci Abal'ın yerine daha e, yumuşak, daha gevşek, daha e, genişlemeci para politikası uygulayacağını tahmin ettiğimiz... Uygulamayacağız diyorlar ama daha doğrusu bu politika devam edecek diyor. Bu politika devam edecekse niye başkan ayrıldı sorusu gündeme geliyor. Kendi yazdığı yazılardan, Yeni Şafak gazetesinde yazdığı hı hı. ekonomi yazılarından e, faiz politikasında daha düşük faiz, yüksek kur politikasını izleyeceğini anlıyoruz. O zaman Lütfü Eyvan'la e, Cevap Bey anlaşamayacak. Onu bilemiyorum ama bence e, piyasaların beklentisi doğrultusunda e, bu son faiz artırımı o doğrultuda atılmadı. Yani Biraz normalde kaçtı. normalde önceden bu Merkez Bankası toplantısından iki gün önceden, üç gün önceden şey başlardı. Hani piyasalarda bir bekli, beklenti var, beklenti var diye. 100 bas puan bir faiz artışı beklentisi vardı ha, piyasada. Mesela burada yani öyle bir beklenti tümüyle oluşmamışken ciddi bir artış yapılmasının bence bir kırılma noktası olduğunu e, düşünüyorum. Peki bir reklama gideyim ben sonra devam edelim konuşmaya. Devam ediyoruz güne bakışa bu Merkez Bankası tartışmasına <laughs> son katılan isim e, Ayasofya'nın imamı. Onu nasıl değerlendirirsiniz diye size e, sorayım. E, Boynu Kalın e, faiz konusundaki görüşlerini paylaşmış. Şimdi e, tabii ben e, sayın Boynu Kalın'dan korkuyorum. O sebeple fazla yorum yapmak istemiyorum. Sebebi şu. E, sağ olsun AK Parti Grup Başkan Başkanvekili e, Özlem Zengin bir açıklama yaptı hakkında e, sosyal medyada linç yedi. E, Sayın e, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan e, bir e, kibar yolla bir tweet atıp e, bu tip e, konulara girmemesini rica bakımından bir e, tweet attı. E, maalesef o da gördüğüm kadarıyla sosyal medyadan linç yedi. Daha önce de Hadi Özışık'la yaşanan e, tartışmada Hadi HADİB'e bayağı yüklenildi. Gel de korkma diyorum <laughs> ama gerçekleri de söylemek durumundayım. Şimdi ülkemizde bir şey İslamlık makamı mı ihtas edildi de Ayasofya İmamı Diyanet İşleri Başkanı'nın bile tizlik göstererek yaptığı açıklamalardan farklı açıklamalar yapıyor. Şimdi bunu düşünce ve kanaat açıklaması olarak görmem. Şu sebeple görmem. Sayın Boynukalı'nın siyaset yapsın, cübbesini çıkarsın, akademisyenlik yapsın, gazetede köşe yazarlığı yapsın. Her türlü görüşü söylemesine eğer görüşleri bana ters dahi olsa yanındayım, öyle söyleyeyim. Ama bir e, kamu personeli olan ve kendi alanına girmeyen hususlarda da e, açıklama yapılması, ben bunu doğru bulmam, doğru da karşılamam. E, bu sebeple e, zaten devlet memurları kanunu açıktır, e, kendi görev alanına e, e, gir, girilen hususlarda dahi amirinden izin almak kaydıyla e, açıklamalar e, yap, yapabilirler. Ama görüyorum ki e, fiili olarak kendi görev alanına girmeyen hususlarda da e, açıklama yapıyor. E, ben bunu devlet idaresi açısından da yanlış görüyorum ama e, büyük bir gücü temsil ediyor ki anladığım kadarıyla. Ee, dişi Disi e, Ak Parti'nin içinde e, yer alan siyasetçiler bile e, söz geçiremiyorsa demek ki önemli bir e, yeriden ya da makamdan güç aldığını düşünüyorum. Sayın Boynu Kalın nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle e, şöyle bir tespit yapmak istiyorum. E, İletişim Fakültesi hocası olduğumdan dolayı e, bir kere bu sosyal medyadan bu tartışmalar niye yapılır diye bir eleştiri geliyor sürekli. Yani işte. Ayasofya Camii imamıyla AK Parti yetkililerin sosyal medya üzerinden birbirlerine cevap verdiğine dönük bir süreç yaşadık ve böyle olunca hep birileri e, sulh bulmak için ya bu tartışmaları sosyal medya üzerinden yapmasaydınız yapmayın hani kamusallaşmasın şeklinde veya bu CHP için de geçerli yani diğer partilerde de bu tür iç tartışmalar olabilir eee boynu kalın AK Parti <laughs> AK Parti değil. Yani veya şey diyelim yani hani kamu kes, personeli kesimler diyelim. Şunu söylemeye çalışıyorum hı hı. burada. Başka bir şey söylüyorum. Yaşadığımız dönemin en etkin iletişim e, aracı mecrası sosyal medya olmuş durumda ve bu tür tartışmalar sosyal medyada olur. Olmak zorunda değil ama olduğunda da yani bu niye sosyal medyadan yapıp bunu işte kamusallaştırıyorsunuz? Artık denmemesi gerekiyor. Yani çünkü bu Twitter, Instagram, e, Facebook yani yaşadığımız dönemin en etkili iletişim araçları arasında e, ve buralarda yaşadığımız dönemin işte diyalogları, iletişimleri her halükarda kurulabilir. Ha yapmayı tercih etmeyebilir insanlar ama yapıldığında da ya artık bunu burada yapmayalım denmemesi lazım. Bu bir. İkincisi e, boynu kalın e, konusunda yani Yine teknik bir şey söylüyorum burada aslında. Şimdi sosyal medyanın kendine özgü bir ortamı var, bir mecrası var ve buralarda ilk başta belli konumda olan insanların söylediği cümleler yaptığı açıklamalar dikkat çekiyorlar. Doğrudur bu. Ayasofya imamı da yani Ayasofya yeni camiye dönüştürülmüş müzeden dönüştürülmüş bir mekan olarak ve Türkiye'de. Türkiye'nin tamamı için ama özellikle de muhafazakar dindar, milliyetçi çevreler için çok fazla önemli ve simgesel bir anlamı olduğundan dolayı Ayasofya Cami imamının yaptığı açıklamalarda dikkat çekiyor. Fakat şöyle bir şey var. Ben mesela Ayasofya e, Cami imamı Merkez Bankası başkanının görevden görevden alınmasıyla ilgili yorum yapmalı mıdır? Yapmamalıdır. Ben o başka bir şey söylüyorum yani onu tam direkt öyle mi yaptı? Evet, tam öyle yapmadı. Şuradan bulayım ben size onu. Şu, e, şu bir şey bitireyim buraya. Başka Tabii bir şey yok, olurum, söylüyorum. Bitirin. Bak <laughs> mesela ben kendi açımdan bakıyorum. E, i̇lk başta bakıyordum mesela Ayasofya cami imamı Sayın Boynu Kalın neler yazdı? Çünkü e, kendisi hem bir ilahiyat profesörüdür, yani profesördür, fıkıh alimidir. Yani bu tür konulardan, yani İslami konularda, toplumsal konularda söz söyleme. Yazı yazabilme e, yetkisi ve yani birikim olan bir e, insan. Fakat sosyal medya mecrasının e, aşırı aşırı duyarlılık da duyarlılık değildir. Yani o, o, o yüzden söylüyorum. Sürekli paylaşım yapınca sizi takip edenlerin de şeyinden artık düşmeye başlıyorsunuz. Yani artık sürekli açıklama, sürekli açıklama etkiniz ve Söylediğiniz sözün, kurduğunuz cümlenin değeri azalmaya başlıyor. O yüzden benim birinci önerim burada bir iletişimci olarak sayın boynu kalına sık sık açıklama yapmaması. Yani eğer belli konularda, İslami konularda e, toplumun hassasiyetlerini e, ön planda tutacak şekilde açıklama yapmak istiyorsa e, bunları zaman zaman arada bir yapması, daha çok vaz yani camide vaaz yapması sosyal medyadan ve medya kuruluşlarından yapıcı açıklamaları da arada bir yapması. Sık sık yaptığında bir kere yaptığı açıklamaların ve söylediği sözlerin değeri sosyal medyanın kendi mecrasının doğası gereği düşüyor. Ben konunun içeriği Diğer açısından Diğer mesele söylüyorum. şimdi hatırladım Mesela orayı. Ki, faiz konusuydu yanlış faizin hatırlamıyorsam. Faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir. Çünkü ekonomiler güçlü ekonomilerde faiz %0 ile 1 arasında o sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir. Önceki tweet'im biraz da bununla ilgilidir. Diyor. Bir önceki tweetine de bakayım. Siz onu da değerlendirebilirsiniz bu arada ben bulana kadar. Şimdi şöyle yani faiz konusu gerçekten İslam'ın en katı şekilde yasakladığı konulardan birisidir. Yani Kur'an-ı Kerim'de riba ifadesiyle geçer ve pek çok yerde kendisine e, atıf yapılır, vurgu yapılır. Peygamber Efendimiz de e, faiz ayaklarımın altındadır. İşte ilk kaldırdığım faiz de şudur diye e, ya Bu, bu İslami olarak bir değerlendirme yok, yok, şöyle, ama yani o kısma ekonomiler gelecek. Ekonomiler de sıfırla bir arasındadır. Yani o anlam, bu anlamda hani bu anlamda faiz konusunu açıklama yapması sorun değil. Yani bence de tabii, tabii, zaten yapabilir şey demiş, ama e... Merkez Bankası bağlamı üzerinden ekonominin şeyine girerek yapması Zaten mevcut tartışmaları ortaya çıkartan şey AK Partili yetkililerin de itiraz ettiği şey o kısım gördüğüm kadarıyla ve oradan bir şey tartışma başladı. Ve yani Sayın Boynu Kalın'ın bence daha dengeli bir dil kullanması, daha geniş açıklamalar yapmak istiyorsa televizyon programlarına çıkıp veya YouTube kanalından detaylı bir şekilde belli konuları anlatması e, gerekiyor. Parça parça bu tür değiniler hem kendisini <laughs> bir tartışmanın parçası haline getiriyor hem de e, söylediği sözlerin değerini e, ya Zaten atıyor. orada mesela Öyle şey, şey çok var, var. güzel bir şekilde dile getirmiş e, Bülent Turan e, diyor ki siz faize karşıyım diyorsanız, bunu bir faiz rütbesinde anlatırsanız başımızın tacı olur. Ama merkez bankası kararından sonra atarsanız bu siyasetin konusu evet. olur. Ee, diyor. Özlem zenginle de benze, benzer bu, bunu bir karşılaşma. Şey bunu da zaten. şöyle e, açıklamak lazım. Yani neden şimdi sosyal medyanın bir e, kışkırtıcı tarafı var? Bir takipçi e, sayınız artmaya başlıyor. Bir taraftan destekçileriniz artmaya Boynukalı. başlıyor. Boynuk kalın dünyevi ee, hırslarına yenik mi düştü diyorsunuz? Şöyle, dünyevi hırsı olmayan insan dünyada yoktur yani hocam bence. Ama boynuk kalının bizimkine göre daha az olması bakın, gerekir hiç yoktan diye düşünüyorum. Sos, evet, sosyal medyada siz bu bu şeye girdiğinizde takipçi sayenizin artması, destekleyen ve eleştirenlerin e, bir şekilde artması, savunma, savunmama mekanizmasını ortaya çıkartması sizi sosyal medyada bir bir şeye o mecra'nın böyle bir sürükleyici atmosferin içerisine sokuyor. 174.428 takipçi. Bunu biz de kendi mesela yoğun zaman kullandığınızda sosyal medyayı daha sık kullanmanız yönünde bir şey, arzu ve istek oluşuyor. Sayın boynu kalın. Şimdi Twitter atmaya başlayınca ve attığı tweetler etkileşim aldıkça destek mesajları geldikçe işte ee, takdirler arttıkça birçok konuda da konuşayım gibi bir hisse psikolojiye kapıldığını düşünüyorum. Ama bu şey riskli ve tehlikeli e, sosyal medya mecrasının doğasını biraz şey yapması lazım. biraz öğrenmesi gerekiyor. Öğrenmediği sürece o zaman böyle hem kendisini tartıştırtırırsın hem Ayasofya'ya tartıştırılır hale ...gitirirsin ve negatif yani negatif bir tablo e, ortaya çıkar. Orada zaten e, daha dikkatli olunması Ayasofya ile ilgili e, bir uyarıdan kaynaklanıyor. Hatta onu yani, da... Hünet şey, yani, Turan'ın yani, şeyinde mi? Şimdi Ayasofya'dan... Evet, Sayın Mehmet Boynikal'ın Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte. Bir siyasi değil, kardeşiniz olarak bu mecrada usulle olmanızın kimseye faydası olmayacağı kanaatindeyim." diyor. Özlem Zenginle de benzer şekilde bir kadın cinayetleri üzerinden e, tartışma e, yaşamıştı. Yani sürekli olarak e, bir şey var. Polemik hali var. Siz Hı. Ama Boynuklu şey e, çok güçlü bir e figür. E, iki tane deve dişi gibi grup başkan vekili e, söz dinletemediğine göre e, anladığım kadarıyla e, ileride öne açık. E, bundan sonra tüm kamu personelleri kendi görev alanına girsin girmesin açıklama yapabilirler. Basına demeç verebilirler. Sosyal medyalarında e, sallasınlar ondan sonra. E, böyle bir gücü var anladığım kadarıyla. E, boynu kalın da şöyle bir tweet şey atıyor bunun üzerine açıklama yapıyor. Ben İmam Hatip mezunu bir adamım. Benim motivetimden cami imamı camiye tıkın, İslam'ı durdurun, faize evet deyin dedi tarzı saçma sapan sonuçlar çıkaran bir yorumcuya da hakkımı helal etmiyorum. Ayasofya Camii hepimizin. Ayasofya'da namaz kılmaya giden insanın hiçbir ön yargı duymadan gitmesi lazım. Ayasofya'da vaz veren imamın hiçbir siyasi görüşüne bakmadan insanları dinlemesi lazım. Şimdi bu açıklamayı yapıyor. Teknik olarak katılırım ama kabul etmiyorum. Ee, özür dilerim şeyin e İlk okuduğum şeyin Boynuk Sonra da şeyde Bülent, Bülent, Bülent Turan'da bu şekilde. Bir Sonrasında. Bülent Turan'ın söylemek istediğine katılırım ama şunu da söyleyeyim. yani Neden imamların siyasete açık siyasi konularda demeç verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle düşünün. Örnek benim babam cuma namazlarına gider. Gittiği zaman da eğer bir cami imamının e, günlük siyasete girebilecek veya e, onun açısından değerlerine alınganlık gösterecek bir e, görüşü olursa günlük siyasete girerse e, ya da o manaya gelecek bir şey olursa o e, imamın arkasında bir daha e, namaz kılmaz. E, şimdi o yüzden e, imamların e, açıklama yaparken e, kendi e, sadece kendilerini veyahut e, geleceklerini değil e, ben cemaatlerine de e, sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda kamu, kamu personelleridir. Belli e, tarz e, hareket planlarını o kamu o vakarına yakışır şekilde hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki boynu kalın siyaseti yapmak istiyorsa e, siyasi partiler açık görüş beyan etmek istiyorsa e, tabii ki bu görüşlerini kitap yazarak, düşüncelerini dile getirerek getirebilir. E, ekonomi yönetimi, para politikası yönetimi e, bir devlet işi midir? Değil midir? Soruyorum. Yani şöyle... E, yani öyledir diyecekseniz ikinci soru gelecek arkasında. <laughs> İlkini kolay sorayım dedim. Kesin bir, biraz bir, daha zor şöyle bir değil, değil değil, değil değil. <laughs> şöyle bir durum var. Şimdi Merkez Bankası bankalarının bağımsızlığı hani... Çok, Bağımsızlık var. üzerinden çok şey tartışıyor yapacağım başka ya, yerden tamam, geleceğim. Ben de topu başka bir tarafa çekmeye <laughs> çalışıyorum. Sonuçta devlet işidir diyorsunuz doğru mu? <laughs> ee, yani devlet işidir. Şöyle serbest piyasa ekonomisi içerisinde tümüyle de devlet işi de demem ama devletin e, en Politikalarından en da bağımsız değildir. Değildir Hı -hı. yani en fazla yetki sahibi Hı -hı. Peki, yapılardan like birisidir. Nedir? Şimdi Din var. ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması değil midir? Aynen öyle. Dolayısıyla laiklik anayasamızda yazdığına göre boynu kalın laiklik ilkesine aykırı şekilde bir hareket sergilemiş olmuyor mu? Anayasaya aykırı bir açıklama yapmış olmuyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani tabii o minimalde değerlendirmek genel olarak e, yanlış olur. Şu sebeple yanlış olur. Şimdi eğer e, özlediği ya da arzu ettiği fiil e, devletin rejimini değiştirmek, veya o manaya gelecek bir açıklamaysa tabii ki bu kabul edilemez ve laikliğe saldırı olur. Çünkü Aa, ben öyle bir diğer paylaşımlarını okumuyorum ben onu. Yani bu sadece faiz konusundaki kararını söylüyor. Yani o tercihtir fiili olarak. Yani, yani bir faiz rejim değil. Rejim değiştirme iddiası Hı -hı. ortaya koymuş Hı, gibi bir açıklama değil Yok, bence. Yok eğer daha farklı bir açıklaması yoksa ben öyle telakki etmem. Öyle söyleyeyim. Ama şunu da söyleyeyim. Bazen sosyal medyada boynu kalından ziyade şu açıklamaları görüyoruz. Eee yani yeni anayasa tartışmalarına matuf olacak şekilde e, yeni getirilecek anayasanın e, Atatürk ilke ve devrimlerinden, e, demokratik rayık cumhuriyetten ve e, 1923 ruhunun e, anayasadan çıkartılacağına yönelik yeni Osmanlıcılık ya da hilafet e, sevdalarının bu noktada e, e, bir çalışma yaptığı iddiası var. Doğrudur değildir bilemem ama onunla ilgili şunu söyleyeyim. E, yeni Osmanlıcılık ve hilafet sevdalarına o fikir gemisi 100 yıl önce karaya oturmuştur. E, bu gemi yeniden e, bu coğrafyada yüzmez. Buna e, sadece bizim gibi e, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ve izinden yürüyenler değil, toplumun birçok kesimi makul olan muhafazakarından, e, milliyetçisine ölçüsüne toplumun birçok kesiminde e, kabul görmeyeceğini çünkü kendi varlık sebeplerini ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Şimdi bakın bir akım var. Selefilik görüyoruz. Yavaş yavaş Türkiye'de de e, yer edinmeye çalışıyor. Şimdi o inanca göre e, Eyüp Sultan e, bizim için değerlerimiz, örf adetimiz için önemli olan mekan. Onlar için e, bombalaması gereken al yeri. e, Allah'a şehit koşulan bir yer olarak görüyorlar. Şimdi eğer layıklığa sahip çıkmazsak, bu toplumun içindeki dini inancını farklı şekilde yorumlayan sonuçta mezhepler ve e, yorumlamalar bunun için var. E, toplumu inanılmaz şekilde e, iç savaşa dahi götürebilecek e, yaklaşımlar olur. O Dün yüzden... Kongrede Cumhurbaşkanı yanılıyorsam her kesime gayet özgürlük tanıyacak, her kesime kucaklayacak hı hı. hangi dilden, hangi dinden, hangi ...ırktan, mezhepten, meşrepten olursa olsun evet. kucaklayacak Biraz demiştim. önce saydım yani Alevi kanaat önderi, Ermeni kanaat önderi AK Parti'nin merkezi yürütme karar kurulunda... ...ki Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi de e, İmam Hatip mezunu. Bir şey söyleyeyim Kıvanç Bey'e, yani Türkiye'de selefiliğin e, yani bütün etrafımızdaki ülkelerde zemin bulmasına rağmen... ...Türkiye'de zemin bulamamasının nedeni e, İmam Hatip liseleridir. Yani bunu çok net şekilde e, söylemek lazım... Türkiye'de bu alanı çok yakından bilmeyen e, arkadaşlar, e, dostlar e, çeşitli şeyde kurumlarda bunu çok yanlış değerlendiriyorlar zaman zaman. İmam hatip liseleri e, ya 1949'da ilk şeyi e, o dönemin koşulları içerisinde ilk zemin atılmış ve daha sonra gelişmiş. Hani cumhuriyetin kendi şeyi e, Türkiye'nin kendi bilgisi ve birikimi içerisinde zemin bulmuş yapılardır ve İmam hatip liselerinde e, bizim bu Anadolu irfanından, Anadolu kültüründen kopuk bir yaklaşım biçimi yoktur. Hem dini öğreti vardır, hem modern işte bilimin gerektirdiği şey. Hem iç, iç, anlayışı iç İçerikler eğitilir. Hı hı. O yüzden Selefiliğin Türkiye'de, bakın Selefiliğin de Türkiye'de hedef aldığı ilk kurumlardan birisi laikler değildir. Diyanet İşleri Başkanı. Diyanet İşleri, imam hatiplerdir. İlginç bir şey daha söyleyeyim. FETÖ'nün de en fazla hedef aldığı kurumlar imam hatip liseleridir başından beri yani başından beri öyledir. Çünkü oradaki eğitim biçimi yani imam hatiplerdeki eğitim biçimi FETÖ'nün mesela bir imam hatip öğrencisi FETÖ'cülerin 2000'li yılları söylüyorum evine gittiğinde FETÖ'cüleri FETÖ'cüler mesela birçoğu Kur'an mesela Sübhaneke'yi okur öğrenirken Türkçe yazısından öğrenir. Türkçe yazısından öğrendiğinde ilgili işleri harfleri çıkartamazsın tam. İmam Hatip öğrencisi gittiğinde onu dinler ve şey der. Ya sen hiçbir şey bilmiyorsun. Siz Nasıl namazlıklıyorsunuz filan der. Yani o yüzden ciddi bir şey vardır. Makas vardır Ama aralarında. Ama 2016 olmadan önce e, anlaştıkları zamanlar da çoktu. Şu, bak siyasette e, AK Parti ile... E, Yok siyasetten söylemedim ben. E, İmam Hatip şey. Liseleri, Fethullahçıların hiçbir zaman sirayet edemedikleri, en az öğrenci devşirebildikleri yerler olmuştur bugüne kadar. Geçmişe dönüp bunu e, farklı zeminlerde de konuşabiliriz. E, kendi açıklamalarında da bu çok vardır. 28 Şubat darbesinin Türkiye'deki en büyük zararlarından birisi şu olmuştur. İmam Hatipler kapatılınca İmam Hatip e, İmam Hatip'e gidecek çocukların büyük bir kısmı e, Fethullahçıların işte muhafazakar ve dindar aileler çocukları ahlaki anlamda dini anlamda bir eğitim alsın veya işte uyuşturucuya şuraya buraya bu yollara düşmesin diye İmam Hatip'e çocuklarını gönderemeyince Fethullahçıların evlerine gönderilir. Yani bunu bildiğim için söylüyorum. Ama yani o konuda çok daha vesaire da sosyolojik değil de getirebiliriz diye imam hatip derseniz orada çok başka bir e, ne olmasın diye uyuşturucu kullanma yani din öğrensin dini ahlak ahlak tamam. dini ahlak alsın diye söylüyorum. O tamam hayır şey uyuşturucu ahlak kullanmasın diye. diye gönderiyor dediniz o orada çok başka bir anlam e, çıkar yo, yo. ne düz okullara şey çıksın anlamı imam Hayır, hayır açısından karşılaştırma yapıyorum hepsi bizim okullarımız hepsindeki tabii. çocuklarımız e, ahlaklı temiz e, hiç bir şey değişmiyor tabii ki. Ama dini eğitim ve muhafizir ailelerin işte bu konulardaki çekincelerinden dolayı İmam Hatip'e gönderemeyince zaten Fethullahçılar da yani 28 Şubat'ın içerisinde FETÖ vardı muhtemelen vardı. Neyse o ayrı bir konu. Bu diğer meseleye dönersek yani e, O diğer meseleye dönmeden önce mi? ben bir e, bağlantıma döneyim. Çünkü tamam. hayatınızı evet. yine doğrudan e, etkileyecek bir konulardan var. bir tanesi olacak. E, Tolga Şahlıoğlu, kentsel dönüşüm uzmanı. Merhaba. Merhabalar. Ya aslında uzun 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 bir kentsel dönüşüm bir gün konuşmak isterim sizinle çünkü belki de kronik sorunlarımızdan bir tanesi bu doğru kentsel dönüşümü henüz gerçekleştirememiş olmak ama Resmi Gazetede yayınlanan bir otopark yönetmeliği var onu sormak istiyorum yeni haber olduğu için artık otopark zorunlu oldu manşetiyle aslında gündemimize geliyor. Otopark yönetmeni resmi gazetede yayınlanmış, yürürlüğe de girmiş. Böylelikle 80 metrekareden küçük 3 daire için bir otopark. 180 metrekare ve üzeri her daire için 2 otopark kararı alınmış. Ee, karar 80 değil de 80 ile 120 metrekare arasında. Ee, Aa, teşekkür ederim zaten için. Bendeki bilgi 80'e 180'di. Sizin söylediğiniz daha da fazla insanı etkileyecek şu durumda ben kısaca izah edeyim. Nasıl Gerçekten. olacak? Ya olmayan binalar ne olacak diye sorayım önce. Tamam. Şimdi şöyle bu son yayınlanan yönetmeni, resmi gazetede yayınlanan yönetmenin aslında bir geçmişi var. Geçmişi de şöyle. Normal şartlarda bütün metrekareye bakılmaksızın 3 daire bir otopark düşüyordu. Daha sonra Çevre Şehir Şehircilik Bakanlığı bir yönetmelik taslağı hazırladı. Hatta kendisini de yayınladı. Ancak bir süre koymuştu. Her daireye bir otopark zorunluydu. Ancak bunu 8 kere ertelemek durumunda kaldılar. Çünkü hem müteahhitlerden gelen tepkilerden ve baskılardan dolayı hem de uygulanabilirliği zor bir meseleydi. Bunu revize etmek durumunda kaldılar. Bugün itibariyle de bu resmileşti. Bu da 80 metrekareye kadar dediğiniz gibi 3 daire bir otopark 80-120 metrekare arası olan dairelerde iki daire bir otopark 120 ve üzeri metrekare olan dairelerde bir daire bir otopark şeklinde bir yönetmelik yayınlandı. Bununla beraber demin sorduğunuz gibi bunu sağlayamayan otopark sayısını sağlayamayan binalar ne olacak? 1000 metrekarelik yarı çapta bir otopark ticari bir otoparktan veyahut bu bahsettiğimiz sayıları sağlayan e, bir otoparkta e, otopark ihtiyacını karşılayacaklar. Bunu da karşılamazlarsa belirli bir bedeller var. E, araç başı ücretler var. E, bunu para olarak yatıracak müteahhitler. E, olmayan binalar yani daha doğrusu bunun e, denetimi vesairesi nereden üzerinden yapılacak? Şöyle e, ve cezası ne olacak? Yapı ruhsatı başvurusu aşamasında belediyeler bunu denetliyor. E, proje e, ruhsatlarında e, otopark adetlerinin e, tutması gerekiyor. E, bu aşamada eğer bunu tutturamazlarsa yapı ruhsatı alınamıyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Hakikaten o otopark da İstanbul gibi şehirlerde çok büyük bir e, hayatımızın dert. en temel gerçeklerinden evet. biri. Aslında orada da arabaların e, şehir içerisinde biraz küçültülmesi e, binek araçların olsa çok daha Hı. rahat bir trafiğimiz olur. Ama aslında, da aslında hükmet, buna bence çözüm getirdi. Yani döviz kurlarının artması, faizlerin yükselmesi. Araba alamıyor zaten. <laughs> çok genel e, vatandaş ama kitlesi al, için. Ama hocam 300 bin araba, yeni araba girmiş trafiğe İstanbul'da pandemiden evet. sonra. Nasıl girmiş yani 300 bin yeni araba? O şey öteve falan çok art, e, yeni arttı ama. Yani ithal arabalar açısından, yani Yaralım, açısından. Doğru da karardı bence bu arada ÖTV'nin artırılması şey açısından, çare açın önüne geçilebilmesi açısından. Kur düşük olduğu dönemde çünkü çok fazla ithal e, oldu. O sizin verdiğiniz rakamlar muhtemelen şey e, kurun görece düşük seyrettiği döneme ait. Yok ben şey için söyledim. İstanbul trafiği de ciddi şekilde artmış durumda. Bu son... Tabii hani, o biraz da pandemi, pandemi de etkisi var. 300 bin yeni araç lan. girmiş trafiğe diye bir şey e, haber izledim. Yani Kaç bu acı, kamu aracı? Eee enteresan yani. Trafik de arttı bir taraftan. Ama bir taraftan da hani bu alım gücü meselesi de araba konusunda gördüğüm kadarıyla kredilerle çok şey ilişkili. Yani Tabii. kredi oranları düşünde artıyor. Konut da e, öyle Araç da öyle. şey e, düşüyor. Ama sadece kredi olarak da değerlendirmemek lazım. Ya bunu yani döviz kurundaki ciddi artış e, insanları fakirleştiriyor ve satın alma gücünü azaltıyor. Sonuçta e, gönül arzu eder yerli ve milli bir e, otomobilimiz olsun. ha Gerek var mı diye, yok mu uzmanların farklı görüşleri var ama yani e, o para e, ülke içinde kaldığı müddetçe e, benim açımdan sıkıntı yok. Şimdi döviz kurunun artışında ben şöyle bir sıkıntı da öngörüyorum. Maalesef ülkemizdeki milli değeri olan şirketler yani sermayesi Türk... E, ve bu ülkede yaşayan insanlar e, özellikle kredi alamadıkları ve dar boğazdan ötürü şirketlerini küçük orta ölçekli şirketlerini yabancılara satabiliyorlar. Şimdi bir açıdan sermayenin e, e, dini dili, o, e, kültürü, ırkı olmaz diyoruz. Bunun bir ekonomik verisel anlamında doğruluğu olsa da zor e, koşullarda, savaş, pandemi, kıtlık, özel günlerde ya da özel durumlarda maalesef e, arz ettiğiniz gibi gerçekleşmiyor. O yüzden olabildiğince milli sermayeyi de koruyacak politikaların oluşturulması açısından ben önemli buluyorum. Ee, bir noktada belki döviz kurunun artması sanki ihracat artışına sebep oluyorsa da, e, ham madde ithalat bağımlılığının sebebiyle de e, açıkçası bir e, fayda getirmiyor. Üç bir de kur düzeninde şöyle bir algılama oluşuyor. Yani üç hafta sonra ne olacak, üç gün sonra ne olacak kestiremediğiniz zaman satın alma tercihlerinizi erteliyorsunuz. Çünkü bu iktidar zamanında şuna da alıştık yani döviz kuru neredeyse 1 TL 1 dolar olacak noktasına da geldiği günler yaklaştığı zamanlar oldu. Tabi ithalat canlandı her şeye çabuk ulaşmaya başladık. Belki lükslük ihtime daha çabuk elde ettik. Şimdi bundan uzaklaşınca öyle söyleyeyim insanlar mutsuz oluyorlar. Bindikleri Zaten arabadan parti, yeni aldıkları arabalar parti arasında fark, şey. fark oluştuğu Zaten zaman. AK Parti zorlayan hı. şey sizin söylediğiniz kendi oluşturduğu çıta. Tabii o, yani çok yüksek sesli konuşuyorsunuz. Hocama o. O burada düştükçe... çok katılıyorum. Yani şöyle bir şey var. O çıtanın içinde Avrupa Birliği vardı. Avrupa Birliği'nden uzaklaştık. Yani çözüm süreci vardı. Yani Farklı bir to... noktaya geldik. Bugün yani... yarın toplantı var Avrupa Birliği ile. Ee, Merkel çok sıcak. Evet. Ne bekliyorsunuz oradan? Ya ben e, uzlaşma yönünde ciddi işaretler var. Onu görüyorum. Çünkü yani Almanya zaten e, yani Avrupa Birliği içerisinde özellikle Fransa'ya karşı. Türkiye'yi sürekli Avrupa Birliği içerisinde tutma çabası içerisinde Merkel ve şey. Yani uzlaşmaları hangi noktalarda görüyorsunuz? E, ya ben mesela Merkel'in bugünkü açıklaması sabah bir açıklaması vardı. E, Türkiye'nin işte Doğu Akdeniz'de ve Avrupa olan ilişkilerindeki şeyi e, şeyi ne diyelim e, gerilim düşürdüğünü görüyoruz hani iyi bir şey. Bir de genel bir eleştiri de yapmıştı işte, insan hakları hukuk bağlamında ama tabi onu da yapmak zorunda biraz Avrupa Avrupa'nın kendi içerisindeki diğer hani güçlere. E, mesaj verme açısından. Özellikle ben şey söylüyorum Fransa'ya karşı bir denge oluşturabilmesi için Merkel Türkiye'yi hep şeyde tuttu. Yani Avrupa'nın yanında ve kendi yanında tutmaya çalıştı. Türkiye ile Avrupa arasındaki temel meseleler belli aslında. Birincisi Türkiye-Yunan ilişkilerindeki gerilimleri Avrupa'nın gerilimi olarak kabul etmemeleri gerekiyor. Çünkü Yunanistan sürekli bir şekilde Türkiye ile olan ilişkilerini Avrupa'ya şikayet ediyor. İşte Türkiye şöyle yaptı. Türkiye böyle yaptı. Avrupa'dan aldığı gazla işte şimdi aldığı gazla Türkiye'ye karşı daha fazla ses çıkartmaya başlıyor Yunanistan. Eee Sayın Uluslararası bir açıklama yaptı. Dedi ki "Şimdi Yunanistan Fransa'dan hani 10-15 tane uçak alıyor yani yeni uçak. 10-15 uçak fazla olmakla Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı şeyi değişmez hani. Güç dengesini değiştiremezsiniz. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı bu popülist, gerilimci ee, yaklaşımdan vazgeçin. Mesela Macron'un bir açıklaması var geçen gün dün yine. Sayın Erdoğan'la alakalı diyor ki komedi. Ya açıklaması komedi. <laughs> Birçok açıklama yaptı da bir tanesini ben söyleyeyim. Ya yani iki tanesi çok kritik. Biri dedi ki yeni... Türkiye Fransa seçimlerine müdahale ediyor. Bundan çekiniyorum. Hı, hı. Ee, Macron açıklaması. İkincisi işte Erdoğan Atatürk'ü örnek alıyor. En fazla korkulması gereken nokta da bu. Şimdi bu açıklamayı da Türkiye'de herkesin böyle bir evet. oturup konuşması benim lazım. için ikisi de komik ama. Düşünmesi lazım. Yani dışarıdan Türkiye'nin görünme şekli biraz farklı. Ya ben öyle bakıyorum. Çünkü e, Türkiye'ye dışarıda mesela Türkiye içerisinde Erdoğan'la yapılan e, yorumlarda Atatürkçü çizgide olduğunu söyleyenlerin hepsinin değil yani. Onu da ayırmak lazım. Çünkü Atatürkçüyüm diyenler arkadaşları da hani çok farklı siyasi görüşlere sahipler. Mesela Vatan Partisi kendisi Atatürkçü diyor. Onun Erdoğan'a yaptığı açıklamayla işte Cumhuriyet Halk Partisi'ndekilerin yaptığı açıklama çok farklı. MHP'liler de Atatürkçü onların yaptığı açıklamayla işte İyi Parti'ninki çok farklı. Onu ayırıyorum ama totalde bu şeye bakmak lazım. Yani yurt dışından Türkiye'ye şu gözle bakılıyor. Türkiye güçleniyor mu güçlenmiyor mu? Güçleniyorsa Atatürkçü, hepsi Atatürkçü diyorlar. Güçlenmiyorsa hepsiyle iyi geçiniyorlar. O yüzden Ecevit'e de, Erbakan'a da, Demirel'e de yani Batı'nın çıkarları aleyhine Türkiye'de ne zaman bir adım atsalar, hareket etseler ki Erdoğan'a da buraya ekliyoruz. Makrun açıklamalarından hareketle. Hep o gözle bakıyorlar. Yani. Çünkü Kurtuluş Savaşı zihinlerinde. Orada o, e, kendi kafalarındaki bir şey var, hat var. Onun dışına çıkıldığında bu tür açıklamalar geliyor şeyle bitireyim e, Hanım. Şimdi bizim Avrupa ile olan birkaç meselemiz var. Birincisi Avrupa Birliği meselesi. Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek istiyor. Avrupalılar aslında geçen Sarkozy bir açıklama yaptı. Dedi ki ya ben dürüst davrandım Türkiye dedi. Biz yani Türkler Müslüman olduğu için Avrupa Birliği'ni almak istemiyoruz. Bunu diyor ben açıktan söyledim iktidar olduğunda. Ben aslında diyor dürüst davrandım. Yani bizimkiler hani gizli kapaklı bunu yapmaya çalışıyorlar. Türkiye Avrupa Birliği'ni almak istemiyoruz diyor. Ama 'de bu adımından vazgeçmiş değil. Yani Sayın Erdoğan açıkladı yani yerimiz Avrupadır, Batıdır, Batıdır Avrupa Birliği'dir diye. Bu bir şey, yol haritası. İkinci mesele, e, gümrük birliğinin güncellenmesi meselesi. Yani bu konuda şu anda müzakereler devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Üçüncü mesele, Can göç... Baydaroğlu olsa burada şimdi tabii, de tabii. acayip Hoca, kızardı tabii. gümrük birliği anlaşması deyince oradan çıkmış falan değil Türkiye girmediğin anlaşmadan çıkma mümkün değil <laughs> e, diye e, orada bambaşka bir güncelleme Canlıca Tabii çok e, uzman bu konuda. E, göçmen meselesi yani mülteciler meselesi bu konuda biliyorsunuz 2016'da AB ile yaptığımız anlaşma gereği 6 milyar euro verilmesi gerekiyordu. Hı hı. E, Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması gerekiyordu. E, bütün bunların hiçbirini Avrupa Birliği Yapma. yapmadı. Bu konuda da Avrupa Birliği'nin hani şapkasını önüne koyup Türkiye'ye bu çerçevede e, bakması gerekiyor. Bir, bir şey daha ekleyeyim. Terörle mücadelesi Türkiye'nin PKK ve şey FETÖ. Bu konularda da Avrupalılar dönem dönem aslında Türkiye'yi haklı bulacak şekilde açıklamalar yapıyorlar. Dönem dönem bundan uzaklaşıyorlar. Avrupa'da son yayınlanan yayınlanan AB kapsamında yayınlanan raporlardan birinde şimdi raporu tam adını hatırlayamadığım için yanlış olmasını söylemiyorum ama metinde FETÖ ifadesi geçiyor ilk defa. Yani 2016'dan sonra ilk defa Gülen grubu, Gülen cemaati değil de Fetullahçı terör örgütü ifadesi geçiyor. Bence bu önemli. HDP, HDP konusunda Almanya açıklama yaptığında HDP de PKK ile arasına gerçekte mesafe koysun diye de bir cümle eklediler açıklamasına. Ha, bu tür böyle olumlu şeyler de geliyor arada. Bir de e, uluslararası anlaşmalar e, ve onların uygulanması boyutu var. Herhalde Avrupa Birliği ile aramızda evet. sorun çıkartabilecek. E, son iki dakikamız galiba onu da size vereyim. Tamam. Şimdi ilk önce şu hususta başlayayım. E, Özer Sencen'in Metropol Araştırma Şirketi'nin yaptığı bir araştırma var. 2019 Temmuz ayında e, siyasi partilerin e, Avrupa e, seçmenlerinin Avrupa Birliği'ne e, üye olup olmama noktasındaki tercih ve görüş ve önerileri üze, e, üzerine. Şimdi burada dikkat çeken bir çalışmada AK Parti seçmeni 2019'da %34.5 iken onay oranı Ocak 2021'de 46.4'e çıkmış. Hmm. MHP'nin seçmenleri açısından 38.8'den ilginç bir sonuç 60.4'e çıkmış. %60.4'e seçmenlerinin. Yani onlar da Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyorlar. Ama tabii ki gördüğüm, anladığım Art husus şu. AK %50'nin altında sanırım. Evet %50'nin altında ama %46.4 çıkmış. Ama trend olarak yükselişimde Tabii bunun temel arzusu anladığım kadarıyla pandemi ve ekonomik krizle birlikte ee, Avrupa devletlerinin e, sistematik bir organizasyon yapısı, vatandaşlarına e, yaptığı sosyal yardımlar ve e, Avrupa Birliği değerlerinden uzaklaştıkça ülke ekonomisinin geri gitmesinden kaynaklı problemlerin e, özellikle e, Milliyetçi Hareket Partisi ve e, AK Parti e, seçmenlerinde bile kabul gördüğünü e, görmüş bulunuyoruz. Tabii e, bizim değerlerimiz önemli olan bir birliğe üye olmak değil benim içinde çok özel bir tasavvurum yok. İlla Avrupa Birliği üyesi olalım diye. Ama Avrupa Birliği'nin bir sistem ve değerler yapısı açısından ortaya koyduğu vizyonun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu vizyonlardan biri de İstanbul Sözleşmesi'ydi. Ülkemizde imzalandı. Bir gece yarısı kararnamesiyle yetki gaspı söz konusu olan bir kararnamesiyle çıkması açıkçası halkın ve kadınlar en, e, özelinde büyük bir e, tepkiyle karşılanmıştır. Peki, çok teşekkür <laughs> ediyorum ikinize de e, vakit ayırdığınız için. Teşekkür yine ederiz. sonuna geldik Güne bakışa noktayı koyalım yarın görüşmek üzere hoşça kalın.